Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ağrınız sancınız yoktur inşallah ama varsa, hele belinizdeyse lütfen dikkatle takip edin bizi. Doktor Ahmet Sümen bizimle beraber, kendisi fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı. Bel fıtığı dediler, ameliyat dediler, eyvah dediniz, ne yapacağız? Yeni yöntemler yok mu Zahide Hanım? Tabii ki var. Hocam da anlatmak için burada, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zahide Hanım. Ben hep ağrısız sancısız bir yaşam diliyorum ama bel fıtığı da çoğu kişi de var. Neden evet. Bu bel fıtığı bu kadar çok? Ne oluyor bel fıtığı olunca? Evet, bel fıtığı bildiğimiz gibi Zahide Hanım halk önemli bir sağlık sorunu, toplumsal açıdan birçok insanın hayatını etkileyen önemli bir sağlık sorunu. Bildiğimiz gibi omurgamızda 33 adet omur var. Bunların arasında disk dediğimiz yapılar var. Bu disklerin içerisinde jölemsi, daha yumuşak yapılar, dış kısmında da daha ipliksi, daha sert yapılar var. Ağır kaldırma, zorlama gibi aktiviteler neticesinde bu disklerin ipliksi yapıları sinir kanalına doğru çıkıntı yapıyor, yırtılarak. Yaptığımız tabii. Doğumlar, kaldırdığımız evet. Ağır şeyler, yanlış tabii. Hareketler, yanlış tabii, duruşlar, tabii. Hepsi buna etki. Yaş, tabii, hepsi tabii, buna tabii, etki tabii, yani. Tabii. Aynen söylediğiniz gibi en çok mekanik olarak zorlanma. Burada tabii ileri yaş ve daha çocukluk, bebeklik çağlarında bel fıtığı görülme riski daha düşük. Çünkü çocuklarda omurga esnekliğinden dolayı bir avantaj oluyor bu konuda. İleri yaşta da doğal olarak disklerin su içeriği azaldığı için, esnekliği azaldığı için, doğal olarak bir büzüşme, küçülme olduğu için yine fıtık oluşma ihtimali düşük. Yani bel fıtığı aslında daha çok böyle 20-60 yaş arası fiziksel açıdan genç, orta yaş, daha aktif kişilerde daha çok görülüyor. Peki bel fıtığı olunca bizim ne yapmamız ya da ne yapmamamız gerekiyor? Yeni yöntemler tabii. Neler acaba? Tabii. Şimdi Zahide Hanım, bel fıtığında uyguladığımız birçok tedavi yöntemi var. Bunlar alternatif yöntemler de var, işte bilimsel kanıtı dayalı yöntemler de var. Birçok yöntem uygulanıyor. Bugünkü programın ana konusu olan işte girişimsel yöntemler de bunlardan bir tanesi. Biz öncelikle hastamızı değerlendiriyoruz. İşte muayene ediyoruz, MR'ını görüyoruz. MR sonuçlarına göre 1 ile 4 arasında fıtığı derecelendiriyoruz. Hastaya dokunuyorsunuz ama değil tabii, mi? Tabii tabii öncelikle bu mutlaka. Bu çok önemli bir tabii, şey bana göre. Tabii. Muayene etmek. Tabii tabii ayrıntılı detaylı muayenesini yapıyoruz. Zaten bel fıtıklarında en önemli konu hastanın muayene bulguları. Yani mesela ameliyata karar vereceksiniz. Ameliyat mı edelim? Ameliyatsız yöntemlerle mi devam edelim? Burada en önemli konu hastanın muayene bulguları. MR'da görüyoruz mutlaka teşhisi, çünkü MR'la koyuyoruz. Bel fıtığını daha iyi gösteren bir yöntem tetkik yok. MR'da 4 dereceye ayrılıyor. 1. derece başlangıç, 2. derece orta derece oluyor. 3. derece ekstrüzyon dediğimiz patlamış fıtık olarak adlandırılıyor. 4. derece de kopmuş fıtık olarak. Birden, artık ameliyat o 4. tabii, dereceden sonra. Birden 4'e doğru gittikçe tabii ameliyat ihtimali artıyor. Ama bu bir kural değil. Burada özellikle dikkati çekmek istediğim çok önemli bir husus var. Nedir? İşte MR'a baktık. O senin fıtığın patlamış, acil ameliyat olman lazım. Bu yaklaşım kesinlikle doğru değil. Bu yaklaşımı kabul etmiyoruz. Bu çok önemli. MR görüntüleri çok önemlidir. Bel fıtığında teşhisi MR'la koyuyoruz ama ne yapacağımıza karar vermede MR ikinci, üçüncü sırada öneme sahip. Her kişinin fıtığı kendine özel midir? Tabii. Farklı mıdır? Evet, tabii. Olay aynı gibi görünse bile. Tabii. Yani herkesin hem ağrı eşiği farklı, hem kemik yapısı farklı, ne bileyim ekstra problemler oluyor. Birçok şey etkiliyor bel fıtıklarında ağrıya neden olan faktörleri. Kimisinin kocaman bir fıtığı var, ne bileyim işte hemen fıldır fıldır koşturuyor, kaldırıyor, her işi yapıyor. Tabii kiminin küçücük bir fıtığı evet. Var, ağrıdan duramıyor. Evet. Herkesin kendisine özgü tabii ki de. Tabii ameliyat ki. Kararını verdiren en önemli konu muayene bulguları. Yani hastanın fıtığı büyük de olabilir, küçük de olabilir, patlamış da olabilir, kopmuş da olabilir. Evet, MR'daki derecesi arttıkça ameliyata gitme olasılığı artıyor ama muayene bulguları önemli. Hastanın muayene bulgularında da güç kaybı. Düşük ayak dediğimiz, duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur mutlaka. Hı hı. Düşük ayak dediğimiz, ayak düşmesi dediğimiz bir durum varsa. Göstereyim siz onu şöyle tabii, yürürken topuklarda, tak diye ayak gidiyor. Tabii topuklarda şöyle bir, yürüyoruz. Tamamen görürseniz iki tarafla eğer bizi. Muayene ettiriyoruz hastayı. Topuklarında yürür müsün diyoruz. Bakın, diyelim aha. Topuklarında sol tarafa vuran şiddetli de olsun. Gidiyor, basamıyor tabii. Gidiyor. Bu böyle yürürken bu böyle yürüyor. Normalde böyle asker gibi tak tak ayağı ha, yere şöyle çarpıyor. Şöyle yapabilmesi tabii, lazım. Çarpıyor düşük ayak olan. Tarafta ha. Çarpma oluyor, lap lap diye ses geliyor biraz ha. Daha sesli yürüyor o tarafta. Çünkü kaldıramıyor, dengeli bir şekilde de bırakamıyor. Biz bunu şimdi evde tabii. De belki deniyor olabiliriz tabii, ama tabii. Tabii ki bunun bir hekim kontrolünde olması tabii. Gerekiyor.
Bu düşük ayak durumu varsa biz hastayı gördüğümüz anda yeni başlamış yani 24-48 saat içinde ameliyat öneriyoruz. Ne kadar çabuk ameliyat olursa bu hastanın o güç kaybı yani kısmi felç dediğimiz durum geri dönme ihtimali artıyor. Bunun dışında eğer bu güç kaybı yoksa düşük ayak dediğimiz durum yoksa cerrahi son seçenek bekliyoruz. Tedavilere geçiyoruz. Önce standart tedaviler, riskleri daha düşük, daha genel kabul gören tedaviler, geçmezse girişimsel tedaviler uyguluyoruz. Bütün bunlara rağmen yine de hastanın şikayetleri geçmiyorsa, peki ne kadar uğraşacağız? Önerilen süre aşağı yukarı 2-3 ay. Yani 6 aya kadar uzayabilir bu hastanın dayanma gücüne göre. 2-3 ay boyunca düzgün bir şekilde uygulanan ameliyatsız tedavilere rağmen hastanın şikayetleri geçmiyorsa, işine gücüne dönemiyorsa o zaman acil olmayan koşullarda, elektif dediğimiz acil olmayan koşullarda ameliyat olabiliyor hastalarımız. Peki, şimdi girişimsel tıpta artık buna gelebilir miyiz? Çünkü onu merak ediyorum. Burada böyle enteresan bir alet var. Peki bu nedir? Şimdi girişimsel tedaviler, Zahide Hanım, girişimsel tedaviler dediğimizde bölgesel enjeksiyonları anlıyoruz. Yani bel fıtığı için konuşacak olursak işte belden iğne tedavileri, boyun ağrılarında boyundan iğne tedavileri, omuz için işte bölgesel yani hedefe yönelik yapılan enjeksiyonlara girişimsel tedaviler diyoruz. Bu girişimsel tedavilerde birçok yöntem uygulanıyor. Bu hangi yöntem? Bu radyo frekans. Radyo frekans iğnesi, iğne ve teli bir arada bunun. Şu ucu herhalde radyo frekansın ulaştığı, yani elektrik gücünün aslında ulaştığı kısım mı? Bravo. Tabii. Nereye ulaşıyor o, bu? O 10 santimlik bir iğnedir. 9,5 santimi yalıtkandır. Silikon, teflon kaplıdır. Şurası. O sadece ucundaki yarım santim, bir santimlik alandan iletim sağlıyor. Bunu biz daha çok... Siyahta. Bunu biz daha çok özellikle bel fıtığına bağlı kronik sinir ağrısı olan hastalarda uyguluyoruz. Ya da ameliyat olmuş, sinirinde hafif orta derecede bir hasar kalmış. Geriye dönük mesela iyileşmiyor bu sinir hasarı ve buna bağlı hastanın bacağında geçmeyen uyuşma, karıncalanma, yanma, keçelenme gibi rahatsız edici, yaşamını bozucu, ciddi rahatsız edici hisler oluyor, ağrılar oluyor. Bunları geçirmek için fizik tedavi uygulamaları, işte yine bir takım nörolojik ilaçlar, nöropatik ağrı ilaçları kullanıyoruz. Yine bu radyo frekans da özellikle o etkilenmiş olan sinir köküne yine görüntüleme altında girerek o sinirin çalışmasını düzenleyici bir akım veriyoruz. Radyo frekans elektrik akımını, alternatif elektrik akımını ısı enerjisine dönüştüren bir cihaz. Peki giriyorsunuz diyorsunuz ya, onu nereden yapıyorsunuz, bir de canımız acıyor mu? Şimdi bizim derdimiz biraz da o tabii. Hiç bilmeyen birisinin anlattığınızı düşünün lütfen. Yani şöyle bel fıtığı tedavisinde girişimsel yöntemlerde en çok günümüzde artık dünyada kabul görmüş Amerika'dan Avrupa'ya işte Afrika'dan Asya'ya kadar her yerde kabul gören artıları, eksileri, kuralları, riskleri her şey belirlenmiş kitaplara geçmiş epidural enjeksiyonlar. Bu konuda başı çekiyor. En çok bel fıtığı tedavisinde uyguladığımız girişimsel yöntem iğneyle yaptığımız epidural enjeksiyonlar. Epidurali çok iyi biliyorum çünkü sezaryen yaptım. Pek çok kadın da bilir sezaryenle epidural girdiler ve bütün belden aşağısını uyuşturdular. Tabii. Biz de burada amaç uyuşturma değil de problemin olduğu yere mesela hastanın L4-5'te fıtığı var. Beşinci sinirine baskı yapıyor. Beşinci sinir kanalına girmeniz gerekiyor. Peki girdiniz, radyo frekansını verdiniz. Ağrı hemen geçiyor. Şimdi tabii radyo frekans burada bel fıtığı tedavisi için birinci tercihimiz değil. Radyo frekans daha çok bel fıtığı ya da ameliyat olmuş hastalarda sinir hasarına bağlı bacak ağrısını, bacaktaki o rahatsız edici hisleri, ağrıları azaltmak için kullandığımız bir yöntem. Fıtığa yönelik uyguladığımız en önemli girişimsel yöntem yine buna benzer bir iğneyle lokal anestezi altında uyuşturarak görüntüleme altında sinir kanalına giriyoruz. Burada fıtık, şöyle anlatayım kabaca, hatta makette göstereyim izin verirseniz. Lütfen. Şöyle. Şu artık da, herkes biliyor omurga olduğunu. Tabii. omurlar beyaz renkle, aralarında diskler görünüyor. Şurada abartılı bir şekilde kırmızı renkte fıtığı göstermiş. Sarı olanlar da sinir. Burada fıtık sinire baskı yapıyor. İğneyle aslında yüzüstü yatıyor, lokal anesteziyle uyuşturarak buradan
Tam bu ikisinin üzerine giriyoruz. Fıtıkla sinirin kesiştiği yere giriyoruz. Burada bir takım ilaçlar veriyoruz. Ne veriyoruz? İşte lokal anestezik ilaçlar, tuzlu su ve kortizon enjekte ediyoruz. Ne yapıyor bu verdiğiniz sıvılar? Burada tabii kortizon, düşük dozda kortizon. Hastaya çok rahatsız edici dozda kullanılmıyor. Bölgesel olduğu için düşük dozda kortizon yeterli oluyor. Buradaki en önemli etki bu fıtık. Bu sinire baskı yapıyor. Bu sinirde yaraya, ödeme neden oluyor. Bunu iyileştiriyor. Sinirdeki ödemin, iltihabın iyileşmesini sağlıyor. Artı bu fıtık dokusunun bir miktar küçülmesine, büzüşmesine yardımcı oluyor. Ha. Tabii. Fıtığı küçülttüğü için sinire dokunmasını engellemeye çalışıyoruz. Tabii. Yani peki bu sinire dokunmasa bu fıtık aslında biz o ağrıyı, sancıyı pek hissetmeyeceğiz herhalde. Evet, ilk olan şu sinirlere temasında. Tabii, bravo. İlk olduğu anda 3-5 gün, 1 hafta 10 gün ağrı yapar. Diskojenik ağrı dediğimiz diske bağlı ağrı. Sonrasında eğer sinire baskı yapmıyorsa hemen hemen hiçbir şikayete neden olmadan hasta ömür boyu idare edebilir. Peki yine de bu fıtıkı aldırmalı mıyız? Hayır. Yani sadece burada, sinire temas eden ve ağrı yapan fıtıkları mı? Hayır, onları da biz tedavi ediyoruz. Aldırmak derken tabii ameliyatla aldırmak olarak düşünüyoruz. Ameliyatla aldırmada en önemli endikasyon, yani tıbbi gereklilik, az önce bahsettiğimiz güç kaybı. Ve ilerleyici nörolojik hasar diyoruz. Biz hastayı belli periyotlarla takip ediyoruz. İşte duysal muayenesini yapıyoruz, reflekslerine bakıyoruz. İşte bu topukta yürüme. O güç kayıpları sadece ayakta mı oluyor? Bunun daha ayrıntılısını yapıyoruz. Bel fıtıkları için ayakta, boyun fıtığı için kol. Kolda yapıyoruz. Sırt fıtıkları çok nadir görülüyor. En çok bel ve boyun fıtıkları için görüyoruz. Yani bir düşük ayak, ciddi bir güç kaybı diyoruz. 5 üzerinden değerlendiriyoruz. 5 üzerinden 2 seviyesinde bir güç varsa, 3'ün altına düşmüşse bu kırmızı bayrak dediğimiz alarm veriyor. Pazara gidiyordum asayiden. Ben böyle ikisini birden toparlayıp böyle gelirdim eve. Evet. Şimdi bir tane torbayı taşıyamıyorum. Biz böyle, yani bir sene önce böyleydim. Bir sene sonra artık iki torbayı taşıyamıyorum diyorsa bu bir güç kaybı mı? Hayır, bunu kabaca işte topuk yürüme, parmak ucu yürüme yaparak sadece kontrol edebilir ayaktaki içinde. Ama koldaki de ayaktaki içinde hastaların ya da bel fıtığı olan kişilerin önemli bir kısmı da bunu fark edebilir. Yani kendilerin eskisi gibi, dediğiniz gibi eski gücümde değilim, eskisi gibi kaldıramıyorum ya da işte rahat taşıyamıyorum ya da en ufak bir şey taşısam ağrılarım şiddetleniyor gibi somut olarak bir güç kaybını fark edebilir. Ama biz bunu mutlaka elle muayenemizde ki 5 üzerinden derecelendirerek belirliyoruz. Peki kimse pek ameliyat olmak istemiyor. Evet. Onun öncesi yöntemlerden, girişimsel tıptan anlattığınız radyo frekans başka var mı? Anlatmak istediğiniz epidural enjeksiyonlar bu konuda başı çekiyor. Dediğim gibi birçok girişimsel yöntem uygulanabiliyor. Yani işte örnek vermek gerekirse kuru iğneleme teknikleri var, akupunktur dediğimiz geleneksel yöntemler var, nöral terapi, proleterapi gibi lokal anestezi, tuzlu su karışımı, lokal anestezi, şekerli su karışımı, dekstroz dediğimiz birçok yöntem var. Birçok girişimsel yöntem uygulanabiliyor. Burada bizim daha çok tercih ettiğimiz, daha çok önerdiğimiz diyelim, nokta atışı olarak isimlendirdiğimiz hedefe yönelik ve görüntüleme altında yaptığımız enjeksiyonlar. Nokta atışında ilk olarak 2013 yılında tanımladığımız bir ekol, yani kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında hedefe yönelik yapılan enjeksiyonları tarif etmek için kullandığımız. Nokta atışında asıl problemin olduğu yere bir atış yapıyorsunuz. Nedir, sonuçları nasıldır? İyileşme nasıldır? Tabii bel fıtığı için söyleyecek olursak işte transforaminal epidural dediğimiz çapraz girişli epidural enjeksiyonlara nokta atışı diyoruz. Yani tek tarafa vuruyorsa tek taraftan, iki taraflıysa iki taraflı da yapılabilir. Ona ilk nokta atışı olarak isimlendirildi. Daha sonrasında tıp dünyasında genel kabul gördü bu isimlendirme diyelim. O şekilde de yaygın olarak kullanılıyor. %60 ile %90 arasında yapılan araştırmalarda başarı oranı bildirilmiş. Yani ortalaması %80-85 civarında çok, diyebiliriz. Çok tabii yani 10 hastanın 8'inde fayda görüyor. Kimler nokta atış tedavisinden faydalanabiliyor? Burada en önemli kriter Zahide Hanım. Tabii tıpta şimdi hemen hastayı gördük, güç kaybı yok, bir şeysi yok, hadi ameliyat edelim, hadi iğne edelim gibi böyle daha zor, daha karmaşık, daha riskli tedavileri ilk tercihimiz, ilk olarak tercih etmiyoruz tabii ki de doğal olarak. Her zaman daha temel tedaviler, daha kolay, daha basit tedavilerle iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan fayda görmeyen hastalarda, yani standart tedaviler dediğimiz tedavilerden fayda görmeyen hastalarda basamak, yani merdiven
yöntemi olarak. Yani önce riskleri daha düşük temel tedaviler, geçmezse girişimsel tedaviler, hiçbirinden fayda görmezse ameliyata kadar gidebiliyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Doktor Ahmet Sümen, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı. Diliyorum bunlara hiç gerek kalmaz ama muhtemelen çok gerek var. O yüzden en iyiyi ve en doğruyu ve en pratiği anlatmanızı rica ediyoruz. Sonrasında tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum teşekkür size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ağrısız bir ömür diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Sen çok değerlisin, çok. Yüzleş hatalarında bir şey olmaz, hepimiz hata yapıyoruz, korkma. Hayata yeniden başlamak, değişmek, yepyeni bir geleceğe yol almak isteyen herkesle hep beraber bütün sorunları çözeceğiz. Unutmayın, herkes ikinci bir şansı hak eder. Arayın bizi. WhatsApp ihbar numarası 0539 424 5959. Telefon ihbar numarası 0212 304 0101. Ben de yeniden başlamak istiyorum diyorsanız telefonlarınızı bekliyorum. Stüdyomuzda Hatice Hanım var, Abdurrahman var. Canlı yayında Hava Hanım var. Hava Hanım'ı da bir göreyim. Hava Hanım, dün çok şey oldu. Bugün hepsini... Merhaba Zayda Hanım. Merhaba. Hava Hanım, bak dün dedin ki bu kız isteme olayında yanımızdaydı. Onlar bizi götürdü. Bugün gittik, konuştuk onlarla. Biraz sonra izleyeceğiz. Bediye Hanım'a sorduk. Kardeşim dedik, siz 40 gün önce bir kız çocuğu bu evden cenaze çıkmış, ölüsü çıkmış. 40 gün sonra siz mi dediniz hadi hep beraber gidelim de Abdurrahman'a kız isteyelim diye? Kız istemeye diye değil. Bak neler söyledi. Söylesin, o zaman. Söylesin, dinleyelim. Siz dediniz biz gittik. Kız istemiyor, öyle mi gidilir? Damat adayı gitmiyor. Bir dinle, dinle bakalım nereye gitmişsin. Ekibimiz Havva'nın işaret ettiği İrfan'ın yengesi Bedia'ya ulaştı. Kızının vefatının üzerinden 40 gün geçmeden oğluna kız istemeye gitti mi? Mevlid'e gittiğimizde Mevlid'de yoktu. Biz de sorduk kız arkadaşı nerede Abdurrahman'ın diye. O da ailesi görüştürmek istemiyor. Niye falan derken bir gidelim bir aileye bir bakalım, tanışalım, bakalım, soralım niye böyle düşünmüşler diye apar topar çıktık gittik. Yani Kübra'nın Mevlid'in olduğu gün gittiniz, doğru mu? Evet, Mevlid'den sonra gittik akşamüstü. Kim gidildi oraya? Oraya yengem, yengemin abisinin hanımı, ben, bir genç bir oğlan vardı yengemin akrabası. Kızı Abdurrahman'a vermediler. Anneyle kız vardı evde. Böyle böyle dedik, annesi de yok dedi, biz olumlu bakmıyoruz dedi. Birer bardak çay içtik, çıktık geri geldik. Abdurrahman'ın kız arkadaşına gidilme fikri kimden çıktı? Orayı hiç iyice bilmiyorum gerçekten. Kim karar verdi, hangimizden çıktı? Hiç orayı bilmiyorum. İrfan Eren ve Havva'nın evlilikleri nasıldı? Çok mutlu bir evlilikleri yoktu. Yani abimle yengem sürekli tartışma halindelerdi. Öyle yani şeyleri bitmezdi hiç, kavgaları. Kübra'nın babasıyla arası nasıldı peki? Kübra'nın babasıyla arası çok iyiydi. Ailenin içinde en iyi onunla anlaşırız zaten. O şey yapmazdı hiç zaten abimi. Sürekli baba baba diye. Kübra bu aileden kurtuldu. Peki Kübra ile ilgili hiç kulağınıza gelen bir bilgi var mı? Kübra'nın neden intihar ettiğiyle ilgili. Yakın zamanda duydum daha bunu, bir ay, bir buçuk ay içerisinde aşağıdan biri söylemiş ki hani çocuk kurtuldu böyle yapınca diye, yani duydum sadece. Nasıl yani, intihar ederek kurtuldu mu demiş? İntihar ederek yani kurtuldu çocuk demişler. Ya bu çok acı. Abla o olaya bir... Hemen bir dakika, bir dakika daha açıklayayım. Son cümleyi duydun mu? Ne dedi? Bu kız intihar ederek kurtuldu. Kim demişler. Dedi? Hep demiş konu. Kim demişler bu diyor ya. Tamam, isteyen tamam abla. Bediye Hanım duymuş. Duymuş mu? Tamam, isteyen istediğini diyebilir. Ama ben kimsenin ne dediğini şey umursamıyorum. Normal değil. Size de soruyorum. Bizim yaşadıklarımız normal da normal bir şey bu değil. Bu kız hayatına son vererek kurtuldu denmesi normal bir şey. İftiradır belki o da, değil mi? Yok, tabii. Hayır. Tabii.
İsteyen istediğini herkes desin. Herkes size iftira atıyor. İstediğini diyorlar abla. Görüyorsunuz işte. Her şey istediğini diyor. Siz bizim için önemli olan siz kanıt. Her şeyi diyorsun da sana abla, kimse bir şey demiyor. Önemli sen olan her şeyi kanıt yalan değil söyledim mi bir olaylarda? Kanıtsız herkes istediğini diyor. Ben kendim her şeyi kanıtladım. Ama yavaş yavaş hani aslında kanıta doğru gidiyoruz. O gün annen dedi ki Zahide Hanım'a şey dedi. Benim dedi halaları öldürdü kızı dedi. Hiç gördüğüm mezlimi söyledi. Dakikada bir Zahide Hanım'a iftira attı ya. Sebep oldu dedi. Siz iftira atmasaydınız bizim üstümüze gelmeseydiniz. Biz hiç iftira atmadık. Allah'tan korkarık biz. İftira atmayız biz. Bize geldiğinden beri katil diyorsun ya. Geldiğinden beri katil diyorsun ya. Peki bir dakika. Hava ne diyorsun? Bediye senin eltin. Eltimin dedikleri doğru Zahide Hanım. Böyle ortamda oturuyoruz, kalabalığız. Böyle konudan oradan açılırken bu konular açıldı. Yani bir eltim de vardı yani. Ben eltim götürdü değil. Eltim de oradaydı. Abimin hanımı, ablam, teyzemin oğlu Abdurrahman. İşte biz istemedik. Böylesine yani onlar bir şeyle söyledi, gidildi onlar gelindi. Götürdü bizi dediniz ya. Demek değil yani tamam bu. Zaten öyle oldu. Bak, aynen. Ben bir anlatabilsem. Anne sen bir daha sonra bir dakika Abdurrahman. Sen niye anneni susturmaya çalışıyorsun? Çünkü ben konuşmak istiyorum abla. Ama ben öyle bir şey yok. İstiyorum. Ben kim istersem o konuşur. Tamam Havva ben de annemi konuşmasını istemiyorum. Tabii ki Havva Hanım söyleyecek. Anne konuşma. Anne ağzını açma ne olursun anne. Neden yalvarıyorum sana ağzını açma. Ben anlatmak istiyorum. Neden ben korkuyorsun? Annen neden korkuyorsun? Korkmuyorum. Neden çekiniyorsun? Havva Hanım'ın ağzından bir şey kaçıracağını mı düşünüyorsun? Aynen annemin ağzından bir şey kaçıracağına korkuyorum. Konuşmasını istemiyorum. Anne konuşma. Ha? Ne kaçırabilir ağzından? O gün kız istemeye gittiğimizle alakalı bir şey kaçırabilir. Sakın konuşma anne ben konuşacağım. Ne kaçıracak ki ya? Kız istemeyle alakalı bir şey kaçıracak. Ben çok korkuyorum. Anne sakın konuşma. Zaten Zahide Hanım o kız var ya anne, konuşma. Bütün olay çözülür. Evet, bir evet, kelimenin evet. Başında. Evet, Allah evet. Rızası anne sakın konuşma, yavrum. Anne konuşma. Yengem, Fadimana yengem, Bediye yengem, Hasibe teyzem otururken kızın ailesiyle görüşüldü mü görüşülmedi. Gidelim kızın ailesine. Bir dediler ailesiyle görüşelim. Ben sen gitmedim bile. Sen ne dedin? Ben hiçbir şey demedim. İyi gidin dedim konuşun dedim. Kalktılar Tolga abim gelin ben sizi arabayla götüreyim dedim. Siz bu kızla konuşuyor muydunuz? Görüşüyor evet, muydunuz? Ailem de biliyordu. Evlilik teklif etmiş miydin? Hayır. Sadece konuşuyorduk. Kalkıldı Tolga abim. Ama Abdurrahman sizin oralarda öyle konuşuyor olmaz mı? Kızın da bir hani bir şeyi var yani. Öyle ben evlenmeyeceğim kızla da konuşturmazlar orada Abdurrahman. Evleneceğim için zaten bak ailem biliyor ya tanışmaya. O yüzden diyorum evliliği konuştunuz mu diyorum hayır diyorsun. Şimdi o tarihleri daha ne zaman evleneceğim acaba? Daha okuyoruz lisedeyiz. Gittiler yarım saat oturdular çay içtiler kızın ailesiyle konuştular geri geldiler ben gitmedim bile. Problem ne biliyor musun? Ne abla? Bunun senin kardeşin kendini asmış. Evet Mevlüt'te abla. Olması. Mevlüt. Bak senin dediğin gibi ne bileyim 3-4 ay geçmiştir. Ama 6 ay geçmiştir. Ama bu artık hani ta İstanbul'dan sen bir de bana diyorsun ki ne kadar bekleyelim kimse Zahide abla? İstanbul'da. Ne zaman gidelim? Hasibe hayatım bak İrfan Eren ya. Ölüyor. Siz tır peşine düşüyorsunuz. Tamam, Kübra abla. Kendini öldürüyor. Siz kız peşine düşüyorsunuz. Bu mudur? Bu kadar evet, mı sevginiz? Evet, bu kadar evet. Mı gözyaşınız? Bu kadar ne kadar çabuk kurudu o gözyaşınız evet. Abdurrahman ya? Evet biz sevgisiz Zahide insanlarız Hanım, abla. Annemin cenazesine gelmiyor geçsek, malı sata gidiyor. Annemin dafılı olmayan evini sata gidiyor. Aynen biz cinayetin peşine düşmedik malı satmaya gittik. Kadın doğru annemin cenazesine şimdi bu babamın olayına geçebilir miyiz abla? Geç. Nerede geçeriz öldürülmüş? Abdurrahman ama. Kim öldürmüş? He, kim onları size söyleyeceğim. Fakat tamam. Burada son derece ciddi şeyler var. Evet. Peki. İkinci gizli tanığın VTR'sini girelim. Bakın burada neler söylüyor. Buyurun. O da gizli tanık varmış maş. Evet şimdi Konya Ereğli'deyiz. Havva Hanım'ın oturduğu eski evdeyiz. Aslında arkamda görmüş olduğunuz uzun bina Kübra'nın kendini astığı bina. Yayınlarımızda ve hemen sonrasında yine ihbarlar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Havva Hanım'ın eski bir komşusuyla beraberiz. Kendisi de ismini vermek istemiyor ama bir takım iddiaları var. Neler söyleyeceksiniz? Kızı ölmeden önce Abdurrahman ve Havva kızının telefonunda bir şeyler görüyor. Ondan sonra kızına şiddet uyguluyor. Yani bu Kübra'nın kendini asmadan bir gün önceki olayla ilgili söylüyorsunuz siz de. Evet, bir gün önce oluyor. Telefonda bir şey görüyorlar kızının telefonunda. Abdurrahman ve Hava kıza şiddet uyguluyor. Tahta kılıç kırıyor kızının telefonunda. Kübra babasının ölümüyle ilgili bir şeyler biliyordu. Telefonda bir şeyler vardı. Bunun ortaya çıkmasın diye Hava ve Abdurrahman kızını öldürmüş olabilirler. Yeni bir gizli tanık, komşunuz. Ve dün konuşan gizli tanığın iddialarını doğruluyor aslında. Annesi o da zaten normal. Onlar bizle küsler, bize atmadıkları iftira kalmadı geçen sene. Peki cevapla o zaman. Bak beni konuşturmadın diyorsun. Bu neyi cevaplayayım? Senin. Şimdi ne dedi bu? Söylediklerini söyle. Söylüyorum. Orada telefonda bir şeyler buldular. Bu kız bir evet. Şeyden korkuyordu. Yalan söylüyor. O kıza müthiş şekilde şiddet uygulandı yalan diyor. Yalan söylüyorum. Müthiş şekilde şiddet uygulansa ertesi gün ambulans geldiğinde bu doktorların gözü kör mü? Bu kızda dert var demezler mi?
Mantıklı bir düşünün bakalım. Çıkacak Akrem'e. Çıkacak, o da çıkacak. Var. Çıkacak. O gün zaten geliyor doktorlar. Neyi çıkacak daha 11 yıl önce? Otopsi yapıldı değil mi? Yapılmıştır illa ki. Ben bilmiyorum Konya'da yapıldım yapılmadım. Ha yapılmış. Peki otopsi de çıkmamış mı? Bizim şimdi gelecek gelenler de geliyorsa. Nereden gelsinler, biliyorlar gelsinler, diyor anne. Eve giren olmadı ki nereden Abdurrahman biliyorlar diyor. Çok mu iftira atıyorlar işte bilmedikleri için. İftira atıyorlar. Kırkı çıkmadan da peki, gidildi kız bir dakika şimdi çok önemli çok önemli bir bilgi alacağım diye düşünüyorum. Neymiş, bakalım önemli, neler söyleyecek. Abdurrahman bir kızı sevmiş, kızla konuşmaya başlamış. İstemeye gitmişler fakat kızı vermemişler. Gitmedik. İstemeye gittikleri kızın annesi şu anda telefonumuzda. Hoş geldiniz efendim, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz, teşekkür ediyorum yayında olduğunuz için. O gün neler yaşandı? Anladım. Bir anlatır mısınız? Siz Abdurrahman'ı nasıl bilirsiniz? Kızınızla o dönemlerde konuştuğunu biliyor muydunuz? Biliyorum. Kızınızın? Bunlar daha liseye giden bir çocuklardı. Çok küçüklermiş. Yani çok küçükler. Yani orada normal arkadaş da olabilirler, sevgili de olabilir ama çocuk. Evet. Yani evet. Bir gün sabah saat 11 gibi falan kapı çaldı. Üzerinde pijamam vardı benim. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Kapı çaldı. Açtım kapıyı. Yalan söylemem 3-4 tane bayan vardı. Bir tane erkek vardı. Ben yokum. Bir şaşırdım. Olsan olur. Yani bayanı biz bir kere bir işte kızım demişti. Arkadaşımızın kız kardeşi vefat etti anne diye. Biz bir başsağlığına gittik. Bir annesini ben orada gördüm. Başka hiç görmedim. Sonrası baktım hani bayanı yüzünden tanıdım. Tanrı misafir kabul eder misiniz dediler. Ben de buyurun dedim ama benim üzerinde pijamam var. Daha sabah yani sofra ortadaydı benim hala. Kendileri de gördüler. Sonra kaldırdım ben. Gittim üzerimi değiştirdim. İçeri girdiler, oturdular. Konuyu açtılar. İşte benim hani kızım sizin oğlunuz, bizim oğlunuz sizin kızınızı işte beğenmiş de istemeye geldik gibi, görmeye geldik gibicesine. Ben de dedim ki yani benim çocuğum daha liseye gidiyor. Daha çocuk dedim yani çocuk. Daha bunun lisesi bitecek, üniversitesi var. Ben cahil büyüdüm. Ben ilkokul mezunuyum. Benim çocuğumun ayaklarının üstünde durmasını istiyorum derim. Ben böyle söyleyince ne olacak üniversiteye gideceklerinde? Gitseler ne olacak? İşte giderlerse de bir yüzük takar. İşte üniversiteye gittiklerinde yani birbirlerine bağlı olurlar. İşte başka birisine bakmazlar falan diye şey yaptılar. Ben de asla bunu kabul etmiyorum dedim. Bak bu konuyu bile bak orada ben ne ben bunların durumunu biliyorum ne İyi, onlar bileyim. Bizim durumumuzu biliyor. Hiç kimse ben bizim durumumuzu durumda. Bilmiyor. Ben onları tanımıyorum bir de. Ben ne nasıl diyebilirim ki sizin durumunuz kötü ben çocuğumu size vermem. Çocuk çünkü çocuk onun için vermem dedim. Çocuk dedim. Hiç maddi bir daha şey konuşuldu yani, mu? Çünkü biz fakiriz bu yüzden bize vermediler. Kızına öyle söylemiş. Asla, bunların durumu bu yok demiş. Gidip bizim gibi orada, olma bununla ilgili. Annesi orada öyle bir kelime konuşulmuş mu? Ben annesine ne söylemişim burada? Anneme söylememiş, kızıma söylemiş. Havva karşınızda, Havva cevap ver. Anneme söylememiş, kızıma ha, söylemiş. Havva'nın siz fakirsiniz, size ben çocuğumu vermem dedim mi söylesin. Havva söyle ben, bak buradasın duyuyorsun. Çocuk dedim. Bayanın söylediklerinin hepsi doğru, ismini de bilmiyorum. Ben de bir kere gördüm kendisini. Esra Abdurrahman'a konuşmuş. Annem gel beni dövdü. Bunlar tamam, şöyle böyle dedi. Halası şunu dedi diyerek Esra. İsmini söylemesin ya. Manyak bak, evlenmiş ya. Tamam, Allah ona ya ben bu cinayete geçelim istiyorum ya. Anne sen bir çık yayından. Anne yayından çık. Anne çık. Yayına falan çıkma. Babamın cinayeti konuşuluyorsa tamam. Konuşulsun. Ben buraya dedikodu yapmaya, kız istemeye gidilmiş de kızın annesi ne demişse demiş. Bunların babamın ölümüyle ne alakası var? Ne zaten alakası var, Abdurrahman niye biz bunu konuşuyoruz? Sizin niye? Acınız dedi, var, cenazeniz diye var diye konuşuyoruz. Cenazemiz ya. Varsa bizim var. Babamın senin katiline ulaşalım. Senin kardeşinin ölümüyle belki babanın bir ilişkisi varsa diye konuşuyoruz. Bunu anlayamıyor yok, abla, musun? Yok abla yok. Mesela. Nasıl olabilir? Nereden Abdurrahman, bileceğiz biz? Çünkü herkes biz aynı şeyi söylüyor bak. Diyor ki bunlar ne babasına üzüldü anne, ne kızına üzüldü. Anne çık yayın. Zaten üzülmemiş bu olabiliriz. Üzülmemiş olmamız demek cinayeti ki, bizim işlediğimiz anlamına demek gelmez. Demek ki orada bildiğimiz benim bir şeyler var. Sen bize demedin mi? Bana katil diyorlardı o yüzden diyorlardı, bunu bana evet, vermedi. Evet. Kadın evet. Diyor ki yok ben hiç öyle bir şey demedim diyor. Ya konular hep yok. Birbirine bak, karıştı söylüyor. Gitti abla ya. Oo. Alakası yok. Hiç bana maddi konu durumum yani iyi değil diye kızı vermediler diyorsun. Kadın öyle yok, söylemiş şey kızına. Kızı da diyor. Bana öyle söyledi. Ben de ondan duyduğumu söylüyor. Şimdi de inkar ediyorlar. Ne yapayım ben? Kızı siz bana kızınıza dedi. Böyle bir şey mi söylediniz? O durumlar da yok demiş. Söylemiş o zamanlar. Asla bak orada annesi de var. Bak biz burada. Ben ona annem ne duymamış. Annesine. Sen kızına özel demişsin be kadın.
Bunların durumu yok demişsin. Sen bugün aşırı hassasla geldin. Konuşulmadığı için bak bir şey söyleyeceğim. Senin kardeş... cinayeti saptırıyordum. Ne saptırması? İftira atıyordun başkalarına Hangi iftira atmışım? Kim araları kapa diyordun. Neyi kapa diyordun? Abdurrahman senin annenle ilgili bir şey bildiğini düşünüyorum ben. Düşünebilirsin abla. Ya da annen ağzından bir şeyi kaçıracak diye bugün çok dedin. Evet sen bir aslında... Kaçırdı işte kızın adını kaçırdı. O da onun için... Hayır. Tamam yok. Düşünün abla. İstediğinizi ben sana şunu söylemek istiyorum. Küçücük bir önerim var sana. Babanın katilini bulmak istiyorsun ya. İstiyorum abla. Burada hepimiz, bütün ekip bunun için çalışıyor. Ama biz gidiyoruz. Benim istemeye gittiğim kızın ailesiyle konuşuyoruz. Çünkü kardeşin ölmüş. Kardeşin belki de babanın katilini bildiği için ölmüş. Öldürmüş kendini. Bilmiyoruz. Ama sonuçta sen... 40 gün Mevlüt okunmuş. Katilini de arıyoruz. Tamam arayalım. Ona geçtik. Hatice bir dakika. Nasıl arayacağız? Biz kız istemeye gitmişiz. Öyle mi çıkacak? Bir dakika Abdurrahman. Sonrasında Abdullah kızınızı rahatsız etmiş mi? Yoksa o da kabullenmiş ve mutlu ol deyip ayrılmışlar mı? Abdurrahman öyle mi oldu? Abla ben hatırlamıyorum. O aradan 8 sene geçmiş. Her şey olmuş olabilir. Nasıl hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum. Ben sadece cinayeti hatırlıyorum. Babamın kamyonundan çıkan Senet'in Murat Kalkan'a gittiğini hatırlıyorum. Ama bak sen iddialara kaçamak cevap verirsen biz bu cinayeti böyle çözemeyiz. Sen uzatıyorsun şu anda. Söyle insan. Tamam bak, da. Bir kızı çocuk yaşta mutlu, sevmişsin. Hele bu ilk aşk unutulur mu ya? Unuttum abla, unuttum. Kızı kızla ilişkin var anlamında söylemiyorum. İlk aşk insanın yüreğinde başka bir yerdedir. Evet, ve sonuçta öyle. Bu kızı sana vermemişler. Vermemişler, ben de onu unuttum diye. Sen de üzülmüşsündür ama rahatsız etmiş olabilirsin. Hatırlamıyorum. İnkar etmiş olabilirsin. Hatırlamıyorum, ne yaptım kızı... hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlıyorsun ama çok yıl olmuş. Yok hatırlamıyorum. Ben sadece babamın öldürüldüğü zaten oraya gidiyoruz. Bununla alakasız desem bile oraya doğru gidiyoruz. Hemen gidelim Abdurrahman. Abla süremiz az. Hemen gidelim. Sen yaptığın şeyleri hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum abla. Babanı öldürmüş olduğunu unutmuş olabilir misin? Hayır imkansız. Baban öldürüldüğünde evet abla. Sağ elinde bir eldiven varmış bunu biliyor musun? Hayır abla. Bak. Demek ki pek çok şeyi benden öğreneceksin. Tamam bunları pazartesi daha fazla detay öğreneceksin. Ama konuşuyoruz ya. Ama ya da belki de biliyorsun bilmiyorum. Babanın öldürüldüğü zaman yanında bir çuval bulunmuş biliyor musun? Bilmiyorum ha bunları konuşalım madem. İşte o bilmediğin her şeyi benden öğreneceksin pazartesi günü. Efendim, hepimizin bir şey yapması lazım. Aslında kendi varlığımızın, birliğimizin, güzelliğimizin, iyiliğimizin farkına varmamız lazım. Yeteneklerimizi asla küçümsemeden en çok kendimize yatırım yapmamız lazım. Sizi engellemeye çalışanlar mutlaka olacaktır ama asla vazgeçmememiz lazım. İşte bu yüzden programımızın adı Yeniden Başlayan. Yeniden başlayan gücünü kendinde, kendi ruhunda ve kendi güzelliğinde bulanların programı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Gördüğünüz kişi Aydın Bey, Aydın abi, benim şoförüm, benim abim, canım. Yıllardır beraberiz. Bugün onu ayrıca tebrik etmek istedim. Çünkü dede oldu, aslan bebek dünyaya geldi. Nasıl yüzü gülüyorum maşallah. Hem onu hem Aygül ablamı, anneyi babayı buradan yürekten tebrik ediyorum. Şimdi Coşkun abla amca geliyor ama Coşkun amca tek gelmiyor. Gelsin Coşkun Bey. 77'lik delikanlı Coşkun amca Gül Hatun'a olan aşkını anlattı. Hem övündü hem de övdü. Ben eli çok ince, her türlü mesleğe olan bir insanım. Öyle göze batan bir insanım. Huzur evinden beni müdürleri Samsun'a gezmeye götürdüler. Orada şu andaki yanımdaki hanım benden etkileniyor, ismini bilmiyorum. İki diyorum. Huzur evinden, evet, iki huzur kişi evine gezmeye orada gittim. Siz denk geliyorsunuz. Evet, ben orada görüyor, etkileniyorum. 4,5 yolcuna orduya geliyor. Polise diyor ki ben mağdurum, beni bir yere rahatlaştırır. Türkiye'de de bayanların öncülük hakkı olduğu için polisin yapacağı huzur evine götürüyor. Akşamdan geliyor sabahleyin, benim resmimi buluyor orada. Resmimden tanıyor, gidiyor müdüre diyor ki ben buraya mağdur olarak gelmedim. Ben buraya birileri için geldim, evlenmeye geldim diyor.
Gül Hatun'un kızının etkisinde kaldığını düşünen Coşkun amca her şeyi bırak gel dedi. Hanımın bir kızı var. Evlendiğimiz günden beri annesinin kafasını kurcuyor. Benim evim santral oldu. Sabah 8, gündüz 12, 3, 8, 9, gece yatarka 1. Telefonda görüşüyor 8-10 sefer günlük. Geri geldiği gibi bizim hanım benim tanıdığım hanım değil. Bu arada İstanbul'dan bir telefon geldi. Kızının çok ağır olduğunu. Hemen biletini aldım gönderdim. 10-12 gün kaldı, geri geldi. Bir daha telefon geldi, bir hastalıklı kızı var ama bacanın acanı. İnsanları yıkmaya birebir bir insan. Bir baktım, eşyaları topladı gitti. Gül Hatun, Coşkun amcanın anlattığının aksine güller içinde yaşamadığı bir evlilikten bahsetti. Hala sevilecek adamım, hala. Hala sevilecek adamım. Etki altın sandım, bunu biliyorum. Dikenlerin üzerinde yaşıyorsun. Ben kimsenin baskısı altında değilim Zahide Hanım. Bana evlilik etince ben öyle söyledim ve kabul etti. Bana dedi, ben dedim sonra, Coşkun Bey, evin varsa dedim, ben bunu kabul ediyorum dedim. Evin yoksa, evim var dedim. Evim gidip... var, evim kirada dedi. Ev, yiş, yurt, altın, hiçbir şey istemedim. Dememişsiniz diyor. Ben seni sevdim. Başka bir şey istemiyorum demişsiniz diyor. Ben seni sevdim. 4,5 sene bekledim diyor. Ordu şahit. Şimdi Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Coşkun Bey heyecanlı. Yok heyecanlı değilim. Değil misiniz? Zahide Hanım siz başta olmak kaydıyla önce annelerin anneler gününü kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Şimdi bir anne gelecek buraya ama... Tamam gelecek bir şey söylemek istiyorum. Siz onun istiyorum. Anneliğinden de evlatlarından biraz şikayetçisiniz sanki. Onun bütün vereceği karara saygılıyım. Bu bir. İkincisi... Seviyor benim musunuz burada kendisini oluş... hala? Hayır. Ne karar verirse saygılıyım. Seviyor musunuz peki? Efendim? Seviyor musunuz? Seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Ha? Ya son derece seviyorum. O biliyor benim sevdiğimi. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Benim burada oluşumun 44 gün oldu benden ayrılalı. Bana telefonu çaldırıyor, açıyorum, cevap verilmiyor, açıyorum diyorum. Bunun bir baskı altında olduğunu, etki altında olduğunu düşündüm. Gelmiş midir onu peki? Kurtarmak için size onun için geldim. Gelmiş midir? Evet. Gelmiştir. İnanıyorum geldiğine. Sizin için mi, bizim için mi gelmiştir? Benim için geldiğine inanıyorum. Öyle mi? Peki. Evet, o zaman çünkü... 44 gün olmuş Coşkun Bey görmeyeli. Evet. Bakın nasıl bakıyor. Eğer gelirse buradan gelecek. Evet. Bakın şuradan gelecek gelirse. Evet. O bensiz, ben onsuz olmayız. O kadar. O kadar. Niye gitti o zaman? Efendim? Niye gitti o zaman? Ben kendisi iradesiyle konuşursa her şeye razıyım. Burada ve yalnız ve kendi iradesiyle o zaman Gül Hatun geliyor efendim. Buyurun 44 gün sonra ilk defa karşı karşıyalar. Zahide Hanım, ben bir rica ediyorum. Bir sessizlik, bir birbirinize bir bakın şöyle bir. Evet. 44 gün geçmiş. Onu buraya alırsanız memnun olurum. Bilmiyorum, kendi karar verecek. Kendisine o öpücük sor. Bana mıydı Gül Hanım? Hoş geldiniz öncelikle. O öpücük bana mıydı, Coşkun Bey'e miydi? İkimize de. Kutlu olsun hepinize. Sizin de kutlu olsun. Çok teşekkür şıksınız ederim. Bu tülbente bayıldım. Renge bayıldım. Teşekkür makyajınıza ederim. Makyajınıza bayıldım. Ya gerçekten orada biraz camdan gördüğümüz için orası bizim biliyorsunuz özel odamız. Orada aslında isteyen burada devam ediyor ama önce oraya gelmek istedi hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Siz şu an baskı altında mısınız? Kızlarınızın baskısı altında mısınız? Biraz mı? Ha? Peki ama bu sizin hayatınız. Evet ben de benim hayatım dedim buraya geldim. İyi yapmışsınız. Göndermiyorlardı ama benim hayatımdan çıkın. Ben hayatımı kendim
yolumu seçeceğim dedi. Evet. Bu arada sizin iki tane mi kızınız var? Üç tane kızım var, üç de oğlum var. Altı çocuğunuz mu var? Evet. Sizin ne işiniz var o zaman huzur evinde? Huzur evine ben istekli kendim gittim. Çocuklarımın babasından ayrıldığım gibi o eve dönemeyeceğime göre huzur evine gittim. Oradan da bir evlilik seçip ayrılmak için gitmiştim. Ama gittiğim huzur evlerinde çok insanlar çıktı karşıma. Kafanıza göre birini bulamadınız mı? Hepsine hayır dedim. Ağzım dilim bağlandı. Bir dakika, siz eşinizden ayrıldınız. Kaç yaşındaydınız ayrıldığınızda? Ben eşimden ayrılalı 10 sene oluyor. Bayağı oluyor. Şu an kaç yaşındasınız? 65. Maşallah, gayet iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim canım. Allah'ım baksana. Kızımız güzel ama. Vallahi ben bayıldım. Peki siz çok böyle kararlarını verebilen de bir kadına benziyorsunuz. Yani 55 yaşında kocasından ayrılmış çoluk çocuk 6 tane evlat. Huzur evinden birisini bulmak için mi gittiniz siz? Evet, öyle gitmiştim ama bak İzmir'e gittim, Denizli'ye gittim, Çankırı'ya gittim. Çankırı'dan tekrar Denizli'ye döndüm. Oradan Havza'ya geldim, Ladi'ye geldim. Ladik'ten bu yana geldim. Bunun peşine geldim. Siz niye bu kadar çok huzur evi dolaştınız? Ben eşimden şikayetçi olduğum için gizli tuttular beni. Hep oradan oraya, oradan oraya kaçırdılar. Ha, tamam. Size ulaşmasını istemedikleri evet. için. Tamam. Ama siz bu arada ben şöyle gönlüme göre birisini bulursam da bir izdivaç yapayım mı dediniz? Ya öyle düşünüyordum. Biz maça gidiyorduk. Yani maçlara götürüyorlardı beni. Hı. Benden başka da kadın yoktu zaten. Hı. Bu da orada huzur evinden maça gelmiş. Ben de orada bunu gördüm. Bize geldi dedi ki siz dedi huzur evinde kalanlardan, yaşlılardan mısınız dedi. Yoksa ziyaretçi misiniz dedi. Ben de dedim ki o zaman burada kalanlardan olamaz mıyız dedim. Ziyaretçi değiliz ben de buradayım dedim. Sizi pek orada kalanlara benzetmedi herhalde. Yok o zaman hoş daha geldin. Gençtim. Ondan ha. sonra işte ben o zaman bunu gördüm. Adını bilmiyorum. Nereli olduğunu bilmiyorum. Sadece formasında ordulu yazıyor. Dört sene bekledim. Dört sene? Dört sene sonra ordulu... Dört sene orduluyu beklediniz? Orduluyu bekledim dört sene ama... O gün konuşmadınız mı bir sorsaydınız? Senin adın ne falan diye bir sohbet etseydiniz. Öyle bir şansımız yok. Müdürlerimiz görüştürmüyordu ki. Ha. Öyle bir şansımız yok. Bir erkek bir bayan bir araya geldi mi hemen dedi o da oluyor. Öyle bir şansımız yoktu. Orada huzur evine geldim ben böyle yaşlıların resimlerinin içinde bunu aradım. Buldum resmini. Hani şimdi yaşlılardan çıkan olursa resmini kaldırıyorlar. Ben ha. dedim buradaysa kesin buradadır. Siz o huzur evine yaşamak için mi gittiniz orduya? Orduya yaşamak için gitmedim işte bunun peşine gittim. Onu bulmak için gittiniz yani Coşkun Bey'i. Evet. Nasıl bir aşktır Allah'ım. Peki buldunuz mu, gördünüz mü orada? Resmini bulunca. Zahide Hanım. Dur bir anlatsın. Sözü kesmek istemiyorum. Ben buraya gelmesini istiyorum, rica ediyorum. Söyleyin bakalım. Peki istiyorsanız gelin. Ekrana gelmesin, gel buraya. Hadi gelin madem. Gel buraya. Bu özledim taraftan, ya. Bu taraftaki kapıdan bak. Burada da bir tane kapımız var. Ne hikayeler var görüyor musunuz ya? Her yaşta aşk. Yani huzur evinde aşk. Gel yanıma gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Amin. Teşekkür ediyorum. Ay bayıldım bu tülbente. İyiyiz. Bak bak nasıl güzel işlemeler. Nazar boncuğunu kim taktı? Ben takıyorum canım. Ya. Kuvvetlisin de maşallah. Günahın elinde sıkıyor şu an bilemezsiniz. Maşallah. Peki bir merhabalaşacak mısınız yoksa yerinize oturalım mı? Ha? Merhabalaşalım oturalım. Peki. Nasılsın iyi misin? Tamam şimdi İyiyim. Ben de şey İyiymiş. Müdürü gibi. Tamam yerinizi İyiyim. Alayım ben sizi. Coşkun amcam sakin ol sen deyin. Bıraksam Coşkun amca da geç. Zahide Hanım, önemli bir şey söylemek istiyorum. Bana müsaade ederseniz. Hanım beni dinlesin. Ama bir bitireydi, bir bitireydi. Benim yanımdan ayrılalı bugün 43 gün oldu. 43 gündür telefonumu çaldırıyorsun, cevap vermiyorsun. Ben seni bir baskı altında bir
eller elinden düşünerek beni bıraksan dahi seni kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak için buradayım. Seni oradan kurtardım. Şimdi seni iradene bırakıyorum. Bana evet de diyebilirsin, hayır da diyebilirsin. Ben en iyi bir insanım. Seni üzmeden, kırmadan seni sağ bırakıyorum. Ne dersen saygım var ama ben inanıyorum ki ben sensiz, sen bensiz olmasın. Bunu kız biliyorum. Ağlıyor mu, gülüyor mu? Ha? Gülüyor değil mi? Sevilmek mutlu et. Zahide Hanım'a ne söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Ne istiyorsan. Zahide Hanım. Aslında hiçbir birbirimizden şikayetimiz yoktu biliyor musun? Bunun bir oğlu geldi İstanbul'dan. Oğlu gelince bizde kaldı. Ağustos ayıydı. Bunlar Fas'a iş yeri açtık diye bize sığındılar. Yanında kendisi vardı, bir tane çok affedersin. Ben buna dedim ki, Yılmaz dedim, erkek bir taneydi, şimdi oldu 3 tane dedim. Ben hastayım dedim, ben hangisine bakacağım size? Ben kanser hastasıyım dedim böyle. Ondan sonra bu oğlunu kovdu evden, gitti oğlu. 3 gün sonra fındık bahçesine çalışmaya gidiyoruz. Bu yatıyordu, ben... Bahçeye ne götürecekse hazırlandım. Araba gelir Yılmaz, kalk dedim buna. Geri döndüm baktım böyle. Arkamda heykel gibi birisi var. Tövbe estağfurullah. Kim? Kapıyı ben sabah kalkınca kapılarımı, camlarımı açarım. Gidene kadar havalansın diye. Güzel. Bir geri döndüm baktım oğlu var. Dedim ki, oğlum dedim bu evin kapısı var. Niye dedim seslenmeden bu eve giriyorsun sen dedim. Belki Musa'ydım, belki değilim dedim. Bu evin kapısına bir vursan, bir seslensen. Yok Gül abla dedi, ben dedi seslendim de sen duymadın dedi. Ben pirenin uçuşunu görürüm evimin içinde. Senin nasıl seslendiğini görmem. Ondan sonra işe gidiyorum diyeyim, bir sabah yine çıktı gitti. Anahtarı tabii ona verildi. Anahtarın biri ona verildi. O yanında adamla eve giriyorlar, çıkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ondan sonra işe gidiyorum, ayaklarıyla bizde yatıp kalkıyorlar. Gece saat 1-12 öyle geliyorlar eve. Sonra bu bir sabahla bu kaymakamlığa mı ne gitti? Ben de evimin şöyle önünde bahçem var. Hortumla suladım da bahçede bir şeyler yapıyorum. Sonra Gül abla, Gül abla sana ihtiyacım var. Ne oldu la oğlum? Neymiş sen, derdin? Sen şu bankada parayı çek de bana versene. Eyvah, ben eyvah. Yarın dedi senin eline vereceğim. Dedim ki oğlum bu parayı sen bana bugün aldıracaksın. Sen yarın alsan da işini görsen olmuyor mu? Bu parayı sen bana yarın nasıl vereceksin? Varsa arabanızı alın gidin dedim. Yok Gül abla vallahi vereceğim dedi. Yeminle etti vereceğim. Yani Gül Hatun şimdi sizin kızınızdan, onun oğlundan yani sizi ayıran onlar mı oldu? O sizden para istemiş. Onun sizin yüzünden bak şimdi evi yok demiş. Benim, bu yüzden mi ayrıldınız siz? Bak benim çocuklarım yine karışmadılar. Yine karışmadılar. Bak Allah'ını seviyorsa dost doğru konuşsun desin ki senin çocukların aradı da bana şu küfür etti, bu küfür etti desin. Sonra 600 lira lokantacıdan, çorbacıdan para aldım. Peki Gül Hatun şöyle yapalım. Bak bunlar ayrıntılar. Net olarak şunu söyleyebilirsiniz. Oğlu beni darladı, bana para çektirmek istedi. Ben de istemedim, o da hayır demedi. Bu yüzden ben soğudum. Bu mudur? Ayrıntıları çektirdi, sonra konuşuruz. Çektirdi, aldı gitti. Ha, parayı, para da çektiniz. Parayı aldı gitti. Haberi var mı Coşkun Bey'in para şimdi çektiğinizden? Şimdi bir dakika Zahide Hanım. Yok. Hanım yalan söylemiyorum. Evde yok yoktu. Hanımın evde yoktu. Ama siz ona sormadan gidip bankadan para çektiniz onun oğluna. Zahide Hanım, hanımın sözünün cevabının devamını vereyim. Katılacak, yanlış bir şey söylemem ben. Benim oğlum 30 senedir ayarsız bir adam. Yanıma geldi tesadüf. Hanıma dedi ki bir gece kalacak kabul etmiyorum dedim. Oğluma dedim ki ev bul. Ben biliyorum ayarsız olduğunu. Buna da tembih ettim. Ben olmadığım zaman da kendisi onaylayacak bunu. Doğru söyledim. Sakın ha senden para ister, pul ister, babandan istedi, verme dedim. Siz biliyorsunuz zaten oğlunuzu. Biliyor muyum? Demedi diyemez. Hanım bana şöyle bir şey söyledi. Sen gönderiyorsun ama ben ikinci bir anneyim. Bak ikinci bir anneyim. Yarın öbür gün ikinci anne kabul etmemiş dediler dedi. Mehremet etti. En sonunda benim dediğim gibi çarpıldı. Bu başlangıç oldu. Yoksa bizim ikimizin arasında sevgi eksikliği,
birbirine davranış eksikliği yok. Aslında ne kadar güzel bir şey düşünmüşsünüz iyi niyetle Gül Hatun. Yani aynen öyle oldu. Siz annelik yapmak istemişsiniz aslında. Evet. Bizim bizi ayıran oğlum bahane, bizi ayıran açık konuşayım. Biz 3500 lira yaşlık maaşı hanım alıyor. 3500 lira ben alıyorum. Hanımın maaşını kesmişler, ona kaldık. Yani bizim bir aşırı bir geçim sıkıntımız var. Yoksa birbirimizde sevgimize, beraberliğimize kimse mani olamaz. Bizim belirli bir kendimizi toparlayana kadar bir sıkıntının içindeyiz. Bu, olay bu. Eğer bu maddiyetsizliğimiz olmasaydı beni, hanımı, beni ayırmak mümkün değildi. Peki şimdi Coşkun Bey, bak çok romantik, güzel bir şey çiziyorsunuz ama şimdi size bir şey sormak zorundayım. Hiç Gül Hatun'a şiddet uyguladınız mı? Duyamıyorum. Şiddet uyguladınız mı hiç evliliğinizde? Kendisine sorun. Niye kendisine sorayım, size sorayım? Hayır. Her evde olduğu gibi. Her evde yok. Bak. Her evde yok, böyle bir şey yok. Yok yok, var. Coşkun amcam yok, yok. O zaman şöyle diyeyim. Olmaması da bazı, gerekiyor. Bazı olan, bazı evlerde olanların yarısı gibi oldu. Ama bu sevgimizden, birbirimizi tehdit etmeden, sevmediğimizden, birbirimizin ayağını kaydırıp... Yok, o öyle değil. Öyle, öyle değil. Olmuyor o işler, öyle olmuyor. Şimdi sizin ağzınız laf yapıyor. Böyle, hatta benim buradaki hanımlar bile kocamız daha bize böyle bir şey söylemedi derken böyle bir şey olmuş. Gül Hatun oldu mu? Şimdi bak Ebru Hanım. Bu çocuk böyle bizim aramıza girene kadar iyiydi. Çocuk aramıza girdiğinden sonra işte o gördüğün resimler. Gördün mü resimleri? Bir buyurun verelim o resimleri. Ben çok üzüldüm. O resimler işte o zamanki aldığım darbeden oldu. Ben o zaman ölümden döndüm. Bak burada görünmüyor. Daha net görüntüleri var. Ben çok üzüldüm. Şimdi bu güzgüp güzel kadın gerçekten... Ciddi bir şekilde gözüne bir darbe almış, yüzüne bir darbe ne almış. Ne anlarsı, burnum kırıldı ya, şu yanak kemiğim çatladı. Ya, bak. Peki bu nasıl oldu, bugün nasıl oldu? İşte o lokantanın önünde oldu. Kadın gidi parayı, herkesin kadın gözü parayı önünde. İstedi. Ben de işte oğlun beni böyle dolandırdı diye bunun üstüne gittim. Ondan sonra bu o zaman küfür etti. Yani çok affedersen, anneme küfür etti, babama küfür etti. Küfür edince ben de... O zaman kaldırdım sandalyeyi böyle üstüne attım Gül, kafasına doğru. Gül lütfen. Yani ilerliğe doğru gitmemem lazım ama sorulunca gidiyorum Gül, işte. Gül Hatun. O zaman işte bu geri döndü benden kurtulduğu gibi. Yumruk vurdu böyle ya. İki sefer vurunca ben daha bir yeri görmedim. Çorbacı hemen resmimi çekmiş çocuklarıma yollamış. Bura ayağa kalktı. Niye ya. Ben bir kötü kadın olsam çocuklarım ateşi. Ararlardı bunu, basarlardı galayı. Sen kime galayı ediyorsun, anamın suçu neydi? Ben yine çocuklarımı durdurdum. Ben yine çocuklarımı durdurdum. Yine Allah bin kere razı olsun, onlar gönderdiler, ben evi ayakta tuttum. Bak ha bu yüzüğü bayramda parmağıma aldılar. Dördü beraber birleştiler de. Şöyle yapar mısın? Allah bin kere razı olsun çocuklarımdan. Çok güzel yapmışlar, sağ ol. Evet. Yalnız beni buraya göndermiyordu kız. Kız beni buraya göndermiyordu, ben de kızı dinlemedim. Hayat benim hayatım dedim. Batarsam da ben batacağım, çıkarsam da ben çıkacağım. Benim hayatımdan çıkın dedim. Yani yine çıkamazlar evlatlar, ben sizi de anlıyorum. Beni siz dedim de ararsanız. Hatta. Yani annenize kötü bir şey olsun asla istemeyiz. Siz yaşamışsınız tabii ama. Ama sonuçta şiddet asla doğru bir şey değil. Asla. Her evde de olmuyor. Olmasını asla normalleştirmeyelim. Yani bu böyle kızgınlıkla bir suçum günahım suç bununla örtülmez. Yani suçu var diye de böyle bir şey yapılmaz bak asla. Bak şimdi Ebru Hanım. Değil mi Coşkun Bey? Bak Ebru Hanım. Değil mi? Efendim? Ben bak Ebru Hanım. Ben, Zahide bir tane. Ben yine Zahide Hanım, Ebru Hanım diyorum kusura bakma. Zahide Hanım ben yine bak bu dayağı yedim. Ben bu adama niye bakıyorum? Ben bu adamın yanında niye duruyorum demedim. Allah rızası için, çok sevdiğim için sevgi acıyı da bastırdı. Ben onun da resimleri var benim telefonumda. O hallerinde ne çocukları vardı yanında... Ne hiç kimse bir bardak su verdi ağzına. Ben vardım yanında peki, gece gündüz. Peki bir dakika, bir ihbar telefonumuz var. Önce ona bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, nasılsınız Zahide Hanım? Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum, sağ olunuz, hoş geldiniz. Peki hoş sizi, isminizi vermiyoruz. Arkadaşlarımız almıştır isminizi. Hangi yönde, evet. Kimin için bir ihbarınız var? Buyurun. Şimdi ben şöyle anlatayım. Ben bu çifti tanıyorum. Evlendiklerinde tesadüfen benim orada kız kardeşim oturuyor. Bu kadın gerçekten çok iyi bir kadın, ev kadını olacak bir kadın. Nasıl söyleyeyim size,
Yani bulunmaz bir nimet, öyle çok becerikli bir kadın. Maşallah. Evinde olsun, ben gördüm, buna şahit oldum bilhassa. Teşekkür ederim. Kadınızı aramak için bu Coşkun Bey'le evlenmiş. Lakin ben tam tesadüfen bu kadın Rus Pazarı diye bir yer var Ordu'da. Beyze'yi bilir. Orada bu amca bu kadını bir dövdü, bir dövdü. İnkar ettim teyze. O gözlerim osmor gezdi bu teyze. Teşekkür ederim. Polis buna uzaklaştırma verdi. Bakın, polis buna uzaklaştırma verdi. Eve giremedi. Ama bu teyze ona gene acıdı, evine aldı. Delikanlıysa o, ismini versin. Ne fark eder onun hayır, ismi? Olmaz. Yaşanmış bir şey mi anlatıyor? Belki ben masum, kabul etmiyorum, bak, dinlemiyorum. Adam, öyle bir adam ki doğru. Huzur evini bile bakın. Bana desin ki madem ki çıkıyor televizyona, ben delikanlı olarak ismini versin. İsmini ben biliyorum. Size sonra söylerim ama burada söylemek zorunda. O zaman ben dinlemek istemiyorum. Kabul etmiyorum. Zahide Hanım. Siz biliyorsunuz. Bu siz kabul etmeyebilirsiniz. Delikanlı sen çekil oradan. Sen ben kimsin ya? Ben onunla muhatap olmak istemiyorum. Sen hayır, kimsin? Hayır, ben sizinle muhatap olmak istiyorum. Beni de muhatapsınız. Delikanlı sen ismi vermiyor. Gül Hatun zaten onayladı sizin ver söylediğiniz. Ver ismin delikanlı olarak tanıyın. Bakın karşısındaki ismine sorun, yalan mı? Sorun ya. O zaman yalakalık yapma, çekil oradan. Kime yalakalık hayır, yapıyor ki? Hayır, sorsanız da yalan mı? Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ha. Yalan değil. Sen tanıyor musun kim olduğunu? Bravo, bak yalanım var mı? Coşkun Bey, bu tanımıyorum. Kişinin kim olduğuyla niye ilgileniyorsunuz? Onun söylediği doğru mu, yalan mı? Yalan mı? Adamı tanısam doğru diyeceğim ama tanımıyorum. Ne fark eder? Siz doğru yaptınız mı, yapmadınız hayır, mı? Teyzeye sorun, teyzeye doğru. Siz kendinize sorun, yaptınız mı, yapmadınız mı? Neyi? Ne anlatıyorum? Kadın anlattı ya. Bizim orada diyor bir şey pazarı var. Orada diyor evire çevire bu kadını dövdü diyor. Evet, cuma pazarı var, Rus pazarı. O zaman söyler bunlar. Senen bizim... Ne fark eder Coşkun yok, Bey, kim oldu? Söyleyeyim. Mustafa İnan Lokundacı. Derya İnan Mustafa buraya telefon eder. Ne sen fark de dinlemiyorsun eder? Ben de. Onun haricinde Türkiye'nin tamamı telefon etsin. Yani ya. Onlar, onu bilmiyorum bu arada onlardan kim olduklarını. Onlardan değil ki bu konuşan kadın ya, onlardan değil ki. Yaşadığım Coşkun şeyi Bey. Anlatıyor. Burada yani, önemli bakın. Olan onların kim olduğu değil. Söylediğinin doğru olup olmadığı. Doğru ki bu kadar tepki veriyorsun. Onların dediğini doğrulayacağım. Delikanlı gibi ismini söylesin bana. Ne fark eder ismi? Yok, olur mu öyle şey? Ne fark eder? Belki benim tanımadığım hasmım. Ya sizin hasmı olsa yalan söyler. Sormayın. Yalan mı söylüyor? Ben anlıyorum eşine, zaten hepimiz anlıyoruz. Lan çekil oradan, çekil delikanlı. Çekil oradan. Öyle bir şey yok. Vallahi ben... Ben sapına kadar delikanlıyım. Ben orduya geldim ya seninle görüşeceğim. Coşkun Bey. Beni iyi tanıyorsun. Bu çok saçma sapan. Bu kişiyle sizin bir işiniz yok. Ayrıca var. Şu an yaptığınız bu şekil bana o sıradaki fevri hareketinizin de belirtisi gibi geliyor. Siz sinirlendiğiniz zaman demek ki böyle şeyler yapabilecek durumda mısınız? Zahide Hanım, o zaman benim bir hakkım kısıtlanıyor burada. Nedir o? Ben. Size bir şeyler diyor. Size cazip geliyor. Ben de bir diyorum ki. Cazip gelsin. Ben böyle bir şey duymak ister miyim? Ay. Bu kadın niye bunları söylüyor? Zaten Gül Hatun bunları onaylıyor. Ben Gül Hatun'un size vermiş olduğu ifadelerin hepsini kabul ediyorum. Ama o adam bunu söylemedi. Adam hanımla değil, biz birbirimizi biliyoruz ama, zaten. Delikanlıysa... Ama delikanlılık kadınlar da olur, erkekler yani de olur fark etmez. Hayır, hayır, hayır. Kadından da olur delikanlı ama bu delikanlı bak, değil. Coşkun Bey bir şey söyleyeceğim. Ben anlıyorum. Siz bunu yapmışsınız. Zaten bu kişi ne derse desin. Pişman da olmuş galiba. Olmuş ama Gül Hatun zaten bunu onaylıyor. Ve bu doğru bir şey değil. Ben sizin yerinizde olsam... Ben itiraz etmiyorum ki. Ben sizin yerinizde olsam... İkimiz bir boşluğa, bir strese düşüyor. Birimizi sevmediğinden değil. O andaki stresle bu olay oldu aramızda. Kendisine... Tekrar bunu yapmayacağınızı nereden bileceğiz? He? Nereden bileceğiz bunu tekrar? Kendisi bilir. Tekrar bir boşluğa düşseniz, tekrar bir stres olsanız... Hayır, hayır. Hayır, kendisi, tekrar mı yaşayacağız? Bir defa mı oldu? Bir sizin defa mı huzurunuzda oldu? Soruyorum. Kendisi evet. Bir daha onu yapıp yapmayacağımı biliyor. Oldu, kendisi evet. Cevap veriyor. Nereden bilsin? Kadın zaten bunu bilse o sırada sizden kaçar. Coşkun Bey bir defa mı oldu? Tek bir defa mı oldu? Ama zaten hayatım... O çocuğun benim verme dediğim halde benim evde yokken hanımı kandırıp dolandırışından dolayı hem hanımın şuuru Coşkun hem benim Bey, şuurumu size bir, şey bir boşluğa siz düştük. Siz kendi oğlunuza atacağınız tokatı karınıza atmışsınız. Burada evet. Annelik yapmaya çalışmış bu kadın. Yani hem oğlunuz tarafından dolandırılıyor... Hem sizden şiddet görüyor. Aynen öyle oldu. Ben. Ama oğlu kaçtı, oğlu yok ki. Oğlundan şikayetçi oldu. Polisler dedi ki biz bu işe karışmayız dediler. Yok, takipsizlik ben oğlumun yaptığını ama onay... ne verdiniz, ne aldınız onu bilmiyorum. Zahide Hanım, ben oğlumun yaptığını onaylayan bir baba değilim. Kendisine sorun. Her şeye karşı çıktım, eve de almadım. Ama
Niyet değilse ben evde yok. Adresleri geliyor. Pazartesine kadar yarın da babam gelir diyor. Hemen diyor. Biliyor benim ona ters düştüğümü. Şimdi hanımı dolandırıyor. Benim suçum yok. Ama verme bir şey söyleyeceğim. Bak Coşkun Bey. Şimdi size de tabii ki kızıyorum. Ama Gül Hatun, annelik yapmak istemişsiniz. İyi niyetli davranmışsınız. Ama bazen bir baba kendi oğlunu bilir. Üçkağıtçı mı değil mi? Uzak dur diyorsa da bildiği bir şey vardır. Şimdi o kızmak da haklı olabilir ama yaptığı hareket asla. Asla doğru bir şey değil. Yani şimdi eğer ne zaten bileyim. Zaten ilk defa görmüştüm. Rayden orada biraz kocanızın sözünü dinleseydiniz doğru olabilirdi ama. İlk defa görmüştüm. Şimdi ben Gül Hatun, sizi ben otelimizde ağırlayacağım. Birbirinizi görmeyeceksiniz. Lütfen telefonlaşmayın da. Çünkü o zaman başka başka şeyler çıkıyor. Ama Coşkun Bey lütfen yarına kadar düşünün. Bu programı da izleyin, dinleyin, açın son sesine kadar. Tamam, siz de ayrı bir oteldesiniz. Neden? Şimdi nasıl neden? Neden? Ben bir şey söylemek istiyorum burada. Söyleyin hemen. Burayı yarın devam edeceğiz çünkü zamanım yok. Heh. Coşkun Bey yarına kadar bir düşünün. Ben yerinizde olsam özür dilerdim. Önce. Önce özür dilemeyi, gönül almayı dilerdim, isterdim. Ben burada bir şey öğrenmek istiyorum Zahide Hanım. Ne? Hanıma diyorum ki devam mı? Daha dur, daha yeni başladık. Yarın konuşacağız. Bugün bir dinlenin, bir ayrı ayrı onları bir gönderin, birbirlerini biraz özlesinler. Hadi bakalım. Ben... Ahu geliyor, şimdi devam ediyoruz. Hayal kırıklığı bir evliliğin ardından resmi olmayan bir birliktelik yaşayan Ahu Tuğba, Mustafa ile yollarını ayırmak istese de Mustafa Ahu'yu bırakmıyor. İki ay sonra kapımda polisle hamile bir kadın vardı. Sen evlendin, iki ay sonra hamile bir kadın kapında belirdi. Ben kapıda oturuyorum, içmiş ağlıyorum falan olaylara falan. Bu da Mustafa da geldi, işte bir sorunumuz var, ilgileniyordu benimle falan. Sonra kapandı kafe, dedi ki gidecek yerin yok mu, oturuyorsun? Dedim yok, anlattım ona her şeyi. Tamam dedi, ben elimi tuttu. Ben sonsuza kadar sana hani yardımcı olurum istersen dedi. Ben son 10 yıldır yani psikolojik şiddet görüyorum. Diyordu ki çünkü ben diyordu ben bekar öleceğim. Hiçbir zaman nikah yapmayacağım. Ahu Tuğba, 20 senelik birlikteliğin 10 senesinde hakaret ve psikolojik şiddetin eksik olmadığını söylerken Mustafa yayına bağlandı ve özür diledi. Ben onu çok seviyorum. İki tane çocuğumuz var. Çocuklarımı çok seviyorum. Çocuklarının yanında benim namusuma neden laf ediyorsun? Ama evet, yanlış bir şey söylememeye çalıştım. Hep yapıcı olmaya falan çalıştım. Hiçbir zaman yapıcı olmadım. Tartışma esnasında yanlış şeyler çıkmış olabilir. Bunlar için sizden de, sizin huzurunuzda ondan defalarca özür diledim. Tekrar diliyorum. Kendisini halen seviyorum. Yani eğer isterse farklı bir şekilde, mutlu bir şekilde devam etmek istiyorum. Eğer istemezse... İstemiyorum. Ben seni istemiyorum. Ben sen bana ne dedin? Sen ikinci elsin. Ha? Bir eşya istedim, sen ikinci elsin. Bak öyle bir şey söylemedim ben. Bakın. Bakın etki tepki, hep etki tepki şeyinden dolayı kaynaklandı bunlar. Bunların hepsi etki tepkiden dolayı ortaya çıkan şeyler. Ahu Tuğba ve Mustafa stüdyoda buluşacak, yüzleşme nasıl bitecek? Şimdi Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. İki çocuğuyla yeniden yepyeni bir hayata başlamak isteyen Ahu. Fakat onun dedikleriyle çelişen, ben seviyorum karımı diyen bir de eş var, Ahu. Gelmiş midir sence? Mustafa? Gelmiştir. Gelmiş midir? Sen seviyor musun bu adamı? Sevmiyorum. O seni nefret seviyor. Ediyorum, evet. Seviyor. Sevmiyor bence. Seven yani böyle şeyler yapmaz. Soralım o zaman kendisine, bakalım neler yapmış. Mustafa Bey gelsin. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sunuyorum. Sağ olunuz efendim. Şimdi sizin enteresan bir buluşma hikayeniz var.
Ahu Hanım ilk evliliğini yaptığı zaman bir bakıyor evet. ki sadece bir ay ne kadar geçmişti? İki ay. İki ay. Yani daha taze gelinken, yepyeniyken evlilikleri kapı çalıyor. Bir kadın geliyor, 6 aylık hamile, yanında polis var. Diyor ki ben senin kocanın çocuğunu taşıyorum. Adam da inkar etmiyor. Hadi ondan sonra bunlar gidiyorlar polisin peşine. Ve bir anda Ahu ciddi bir şekilde aldatıldığını, başka bir kadının da aldatıldığını aslında aynen. iki kadın da aldatıldığını fark ediyor. O gün evden çıkıyor, gidiyor. Ne yapacağını bilmeden bir kafeye oturuyor. İşte o kafede Mustafa Bey'le tanışıyor. Mustafa Bey, siz gördüğünüz Ahu Hanım nasıldı? Ne durumdaydı? Yani yeni bir şeyden çıkmıştı ama zaman içinde falan öğrendim. Gayet güzel görünüyordu, pozitifti. Yani normalde herhangi bir sorun gözükmüyordu dışarıdan ama belli bir olay falan yaşamıştı. Onun etkileri tabii ki vardı. Kendi pozitiftim. Üzerinde. Ağlıyordum ya o gün. Ya ağladığın başka bir şey. Hayata yansıttığın genel şeyini söylemeye çalışıyorum. Hayata bakış bir açısı. Bir şey söyleyebilir miyim Zahid Hanım izninizle? Babam gece bana dedi ki Mustafa'ya selam söyle, şunu söyle. Çıksın, dürüst olsun, ben buyum desin. Tabii daha ki. Daha fazla rezil olmak istemiyorsa dedi. Ben elimden geleni zaten yapmak için buradayım. Elinden geleni değil, dürüst ol. Tabii ya ki. Ben ağladığım gün bana diyorsun ki pozitifti. Neyi acaba onun gördüğü, sizi görünce kendi hissettiğini mi acaba istedim? Aynen, bilmiyorum. Peki Mustafa Bey, sizin kafede göreviniz neydi? Efendim? Kafedeki göreviniz neydi? Ben garsondum, çalışıyordum. Servis yapıyordunuz. Evet. Peki, pozitifti. Ahu Hanım'a siz mi servis yaptınız? Evet. Peki gördünüz, nasıl konuşmaya başladınız? Yani etkilenmiştim falan. Güzel, hoş bir bayandı falan. Böyle keşke hayatında birisi olmasa falan diye içinizden evet, geçirdiniz mi? Evet, tabii ki, tabii ki de. Tabii ki de geçirdim. Peki sonra nasıl konuşmaya fırsat buldunuz? Ya zamanla işte telefonla. Yok yok, o değil. Hayır, o gün. Mesela bu kız ağlıyor. Bir derdi var belli ki kendi söylediğine göre orada. Ya geçmişiyle ilgili bazı şeyler söyledi. İşte yaşadığı olaylarla ilgili bir şeyler falan söyledi. Siz ne dediniz kendisine? Ya ben kendisini yatıştırmaya çalıştım. Hayatın güzel olduğunu, bir hayattaki en güzel şeyin tutabileceğimiz bir el olduğunu söyledim kendisine falan. O el siz miydiniz? Ben öyle düşünüyordum. Halen de öyle düşünüyorum. Peki siz görür görmez etkilendiniz mi? Kesinlikle etkilendim. Halen de aynı kanıdayım. Aynı fikirdeyim. Peki ben neden 20 yıldır bu kadar etkilendiğiniz, sevdiğiniz, hatta iki tane de evlat veren evet. kadına neden nikah kıymadınız? Peki bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir durum vardı. O zamanki maddi olanaklarımız, aile yapılarımız, benim bir ailemin olmayışı, bazı maddi sıkıntılar, benim düzensiz iş şeylerim falan vardı. Peki bu 20 yılda da hiçbir şey değişmedi mi? Artı sadece gün alıyorsunuz, gidiyorsunuz, şöyle testlerinizi şey, yaptırıyorsunuz. Kimse ücret istemiyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Maddi sıkıntılarım bize vardı. Kıbrıslarda iş adamı gibisin. Bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kumar masalarında. Şöyle söyleyeyim Zahide Hanım. Alkol içiyorsun her gün şöyle, ama bize yok. Ben şimdi konuşmak istiyorum. Tabii. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Dostoyevski'nin bir romanından bir cümleyi söylemek istiyorum. Bir gün boyunca bir aslanı takip ederseniz günün sonunda ceylanı avlamasına mutluluk duyarsınız ama ceylanın tarafından bakıp o günü geçirirseniz bu sefer aslana karşı bir tepkiniz falan olur. Yani bir peki olay. Peki şimdi siz bunu bir olay felsefik açıdan bakıyorsunuz ama yani siz ben de kendime göre doğruydum. Bir de benim akışımdan bakın diyorsunuz ki zaten bu yüzden buradasınız. Evet, o yüzden ben bunu buradayım? Söylemeye çalışıyorum. Ben niye buradayım? Ben her şeyi. Sen bana bak. Sabah özür dilerim, seni seviyorum. Akşam içiyorsun. Çok özür dilerim, söyleyeyim bilmem. Söyleyeyim biz keselim. Ya sen böyle bir kadına sabah seviyorum ve bunu kızlarının yanında yapıyor. Bakın. Sen beni sevmiyorsun. Neden? Sen benim kerizliğimi seviyorsun. Çünkü senin gibi bir adamı kimse katlanmaz. Anladın? Ben de katlandıysam çocuklarım için katlandım. Güzel okuyorlar diye inanın yani güzel okuyorlar derken psikoloji yani şeylerini bozmayayım dedim. Nasıl olsa dedim hani ben yuttum. Ama dedim büyüyünce hep buna diyordum. Diyordum ki bak az kaldı büyüyünce seni terk edeceğim. Hep söylüyordum. Ha buradayız, inkar et. Söylemedim mi? Evet. Bana güvenmediğin bir kadını nasıl seviyorsun? Psikolog hanım özür dilerim, ismimizi unuttum. Bir sorar mısınız? Aslı. Aslanım.
Bir insan güvenmediği, namusundan şüphe duyduğu birini sever mi? Aslında biraz gerçekten da, sever mi? Yani şöyle, sabah seni seviyorum, akşam hakaretin bini bin para. Şimdi alkol tabii ki kana karıştığında şişede durduğu gibi durmuyor. Ve dolayısıyla insanların bilinç dışındaki düşüncelerini ortaya çıkarıyor. Evet. Akşam olduğunda size güvensizliğini onu içerek daha da tetikliyor. Aynen. Sabah uyanınca onun etkisi gittiğinde. Evet. Ama böyle bir evlilik olmaz. Olmaz. Bir de ben şunu söylemek istiyorum sizin vasıtanızla. Tabii. Anneler içgüdüsel olarak hep şunu diyorlar, iki tane kız çocuğum var ya da benim bir kız çocuğum var, babasız büyümesin. Evet. Böyle çatışmalı bir ortamda babasız büyüsün. Büyüsün, evet. Çünkü bu doğru bir, çok özür diliyorum sizden, doğru bir rol baba modeli olmadığı için kız çocuğunun zihninde, yani, bakın ileriki hayatında seçeceği erkek... Evet. Maalesef kodlanıyor çünkü. Maalesef. Çünkü tanıyor. Çünkü tanıdığına biliyor, gidiyor. Bu modeli, öğreniyor. Bu kötü modeli tanıyor, değil mi? Anlaşamıyorsanız ben ayrılın. Ki çocuk sağlıklı bir ortamda büyüsün. Babasız büyüsün demedim. Çok gittim. Kimse beni kabul etmedi ki çocuğumla. Bir de şu var. Ahu Hanım, ayrıldığınızda Allah bir şekilde yardım edecektir. Cesur olun. Evet. Boşanın demiyorum buradan herkese ama... Bu şekilde çatışmalı bir evlilik sürmesin ve baba olarak o gene görevine devam ediyor i̇şte zaten. Etmiyor. Anne babalık etmiyor. Ayrılsın. Etmiyor aslanım. Beni işte barışırsa bir insan oralarda... bana para veriyor. Barışmayacağım deyince beni böyle zorluyor işte git diyor, atıyor sokağa şunu bu. İşte hani bak, ben Mustafa iki çocuğumu... Bey, sokağa falan atılmadı bak. Bir dakika lütfen. Gitti mi? Daha iki gün önce bana dedin ya. Öyle ne şey çocuklarını söylemedi. Git dedi. Bakın, ne yapar? Kocaların diyor. Kocalarına söyle diyor, sana baksınlar. Hangi kocalar? Ya söylesene, isim ver, Ali, Ahmet, Mehmet, hangi kocalar ya? Bakın bir şey... Madem benim kocalarım var, şimdi sen geldiniz, niye beni seviyorsun? Eskiden bile örnek verdiniz. Ama sonuçta bu felsefik bakış açısını siz kendi evinizde keşke uygulasaydınız. Keşke. Tamam, eşinizin şey dediğine göre ki o da eşiniz değil aslında. Tamam. Aynen. Tamam, ben metresin şimdi bir şey gibi konuşmak yaşadım istiyorum. Yıllarca. Buyurun. Bu arada buraya da gelebilirsiniz isterseniz. Hayır, ben gelmek istemiyorum. Doğru. Kendisi gelmez. Neden? Gel de şu Dostoyevski'nin şeyini yanlış anlıyor. Hayır, gelmek istemiyorum. Yani benim zamanım da çok az. Lütfen kısa kesmek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu olaydan daha önemli ne işiniz var? Hayır, şöyle, bu olaydan önemli işim yok da yani çok iş yerinden izin alarak geldim de o yüzden diyorum. Peki Mustafa Bey, bir şey söyleyeceğim. Oradan sizi tam göremiyorum. Eşiniz de bunu yani. Aynen, daha o da ben görünmek istemiyorum. Bakın resmi bir iş, ekrana çıkmak istemiyorum. Ben o yüzden. Kaymak atmasın. Nesin abi? Mustafa Bey, bir şey söyleyeceğim diyor. Siz olsan madem bu kadını bu kadar, bir dakika abi, seviyorsunuz. Niye ona kötü davranıp, hakaretlerde bulunup, kötü kadın imajı çiziyorsunuz? Bir bakın, taraftan da seviyorum, şey, ölüyorum ben diyorsunuz. Ben de altyapısını, bazı şeyleri doldurmak istiyorum. Şimdi beni de dinlerseniz sevinirim. Bir noktadan bakmazsanız o yüzden böyle. Ama diyorum. İşte beni o noktaya götürün. Tamam, nasıl götüreyim. Bir... Örnek vereyim. Ben 1,5 yıl önce hanımefendi tarafından sokağa atıldım. Sokağa gece atılmadı. Sokağa atıldım. O gün sokakta kaldım. Polis çağırdım. Polis sana verdi uzaklaştırmayı. Tamam. Demek ki işte, haklı ne yapmıştı? Dövmek üzereydi beni. Dövmedim çocuklarımın yani. Yanında bana yine ama öyle bir şey üzereydim deyince evet, zaten polis de ondan önce önlem aldı. Yo, içiyordu. Yine bana hakaretler. O zaman kuaföre mi gittin bir şey? Bu saçını kim için yaptırdın? Kendi para veriyor. Akşamına bana diyor kime yaptırdın? Kime aşıksın? Kızlarımın yanında. Ben de delirdim yani. Dedim ki sen ne diyorsun ya falan. Birbirimize girdik. Tam böyle kalktı, yumruk atıyor. Kızlarım tuttu. Peki polisi kızlarınızdan aradılar. Birisi, bu olayların şahitlerinden birisi Melisa şu anda telefonda. Melisa merhaba. Melisa merhaba. Sesin gelmiyor mu acaba? Geliyor ya? Geliyor. Şimdi geliyor Melisa. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkürler. Annen ve baban burada benim yanımda. Şimdi baban hiçbir şey yapmamış gibi davranıyor fakat annen her şeyi anlatıyor. Sen ne gördün bu ilişkide? Sence ne hatalı bu ilişkide Melisa? Ne anlatmak istersin bana? Yani zor bir soru oldu ama yani maalesef annem dedi evet doğru yani birbirlerine iyi gelmediğini görüyorum. Ya anne baba olarak ayrı ayrı seviyorum ikisini de ve bir an önce ayrılmalarını istiyorum. Çünkü dediğim gibi yani hani babam istemeden bağımlarından dolayı kötü davranıyor bence ama bir an önce ayrılmalar ikisi de daha iyi olacak. Anneme bu konuda destek hani olursanız sevinirim. İş konusunda ve benzeri ayakları üstünde durması konusunda. Onun dışında yani bir an önce bitmesini istiyorum diyebilirim. Kardeşim de ben de çünkü bunu aldık hani kavgalarından, bu sorunlarda. Teşekkürler bu arada her şey için. Ben teşekkür ediyorum Melisa. Bak konuşmandan da anlıyorum, kız kardeşin de öyle. Sizin fotoğraflarınızı da gördüm. Maşallah iki tane hani çok aydın, çok dünya güzeli iki evlatsınız siz. Ve anne baba olarak çok seversiniz ayrı ayrı. Çok güzel ifade ettin zaten. Peki...
Melisa, nasıl bir hayat hayal ediyorsun? Yani baban nelerden vazgeçmeli, onun hayatı daha iyi olsun diye. Anne nasıl bir hayat yaşamalı sence? Çok teşekkürler bu arada söylediğiniz güzel sözler için. Çok mutlu oldum. İkisi adına da babamın yani bağımlılığını bırakmasını isterim. Tabii psikolojik olarak ayrılık sürecini atlatmaları ikisinin de zor olabilir biraz. Ayrı bir yaşam kurmaları. Sonrasında da annemin kendi çalışması, bazı sorunları var ama onları aşması, fiziksel olarak hani uygun bir işe girmesi, ayaklarının üstünde durup yeni bir hayat kurmasını istiyorum. Yani birlikte kurarız annemle diye düşünüyorum. O şekilde yani. Peki inşallah. Peki Melisa, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Çok sevgiler kardeşine de. Duydunuz mu kızınızın söylediklerini? Evet, duydum. Ne hissettiniz? Yani üzüldüm. Ben üzgün olduğumu, hatalarımı kabul etmek için zaten buraya geldim. Ayrılın diyorlar Mustafa Bey. Öyle diyorlarsa yapılacak bir şey yok yani. Yani hatasız, kazasız bazen bir araya geldiğiniz gibi yani... Tabii ki düzgün bir şekilde ayrılalım o zaman yani. Ayrılmıyorsun. Lütfen. Tamam, yok, yok şimdi sözünü veriyorum yani. Tamam, ayrılmıyorsun demiyor ayrı. Aslında. Değil arkadaşlar öyle. Yarın bir karar masası kuracağım buraya. Eğer niyetiniz gerçekten böyleyse avukat beyden de rica edeceğim. Size bir dilekçe hazırlayacağız. Bu işi güzellikle ikiniz açısından da bitirelim. Birbirinizden bir şey istiyor musunuz? Ben çocuklarımın arkasında olmasını istiyorum ama onun için ve çocuklar için alkolü bırak. Alkol tedavisi gör, psikolojik tedavi de görsün. Peki bunları isterseniz yarın konuşalım, aynen, karar masasında şey konuşalım. Mustafa Bey, sizin de sözünüzün eri olduğunuzu umuyorum. Hangi yarın, konuda? Yarın bu kararı, evet ayrılacağım dediniz ya şimdi. Evet ayrılacağım, ayrıma. Son tamam. Kararım. O zaman, o yani zaman. Yani yapıcı olmaya çalışıyorum, bu işin düzelmeyeceği. Yok ben inanmıyorum. Tamam, ayrılacağım. Bazen olmayacak. Siz evet. Kendinizi toplayın, belki daha iyisi olur. Tekrar bir araya gelirsiniz ama bazen yok, ayrılık da bir araya gelmek asla. İçin doğru tabii bir adım ki. Olabilir. Asla. Değil tabii Mustafa ki. Bey? Kararım kesin, evet. O zaman yarın sizi bekliyorum, karar masası kuruyorum, imzaları atarsanız ilk adım atmış olacaksınız. Ne imzası atacağız, pardon? Ne işte? Yalnız yok bizim ya. Aa, sizin siz zaten ben de, ne, ben de zaten hani evli değilsiniz. Resmi olarak doğru, bir karar verelim zaten evlenmemişsiniz ki. O zaman zaten istediğiniz zaman eyvallah deyip gidebilirsiniz. Ama bırakmıyor ama, diyor işte. Onun işte, için bir imza bırak. Onun kararını versin. Bıraktım, evet. Ben peki. Eve çıkarken bile bana diyor ki adresini sakın bana söyleme. Niye gelirim diyorum? Diyor çünkü. Evet, kendi kendini kontrol ediyor. Rahat yapmayın. Olsun diye söyledim. Hep şöyle yapalım o zaman. Bir yatalım, kalkalım, bir düşünelim. Bunu çok severim. Bir yatıp kalkalım. Yarın sakin kafayla tekrar sizi burada bekliyorum. Zaten aranızda bir protokole gerek yok ama artık o karardan sonra geri dönmek de yok. Asla. Yok. Benim tamam. için yok. Asla. Tamam. O tamam. zaman devam ediyoruz. Hacı Bey geliyor. 13 senelik evlilikte ihanet. Hacı eşi Dilek tarafından aldatıldı, terk edildi. 13 yıldır evli olduğum eşimle boşanıp kurtulmak istiyorum. 3 çocuğum var, 3 aydır çocuklarımı göremiyorum. Evliliğimde her şey yolunda gidiyor. Her şey eşimin telefonuna şifre koymasıyla başladı. Şifrelerim vardı ve hepsi doğru çıktı. Eşim beni aldattı. Dilek sığınma evindeyim dedi, başkasının evinden çıktı. Eşim sığınma evinde diyebiliyordum ama kandırıldım. 3 tane kadınla kendine ev tutmuş. Görüştüğü adam sevgilisi o eve girip çıkıyormuş. Hacı çocukları için yeniden başlamak istiyor. Çocuklarım eşimin yanında perişan oldu. Benim karımın kara kutusu çocuklar. Çocuklarımı kurtarmak istiyorum. Yokluğu çekip de varlıkta kudurması zoruma gidiyor. Ben de boşanıp yeniden başlamak istiyorum. Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Hacı Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş böyle bulduk. Böyle tertemiz programa özenerek gelmişsiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Eşiniz Dilek tarafından aldatıldığınızı iddia ediyorsunuz. Evet. Yüzleşmek istiyorsunuz. Evet. Bu yaşadıklarım artık bitsin diyorsunuz. Aynen öyle. Peki Hacı Bey, şimdi Dilek Hanım mıdır fotoğraftaki kişi? Bakın lütfen. Evet. Peki, Dilek'le nerede, nasıl tanıştınız? Dilek'le 2010 sonlarına doğru sosyal medyada üzerinde tanışmıştık. Peki. Yanlış hatırlamıyorsam Facebook üzerinden de. Zaten konuşmamız çok da uzun sürmemişti. Kaçırmıştım yani. Sevmiştim, sevildim zannetmişim. Yani bizim dediğim gibi sallantıda geçen bir evliliğimiz oldu. Ayrıl, evlen, ayrıl, evlen. Ama işte. Siz bir araya geldikten 3 ay sonra askere gitmişsiniz. Evet, siz ailenizi yanına bırakmışsınız. Evet, askerdim.
Sonra Rabbim bir evlat nasip etmiş. Allah'a çok gelip, şükür. İzin alıp gelip siz doğuma götürmüşsünüz. Evet, Kahramanmaraş Üç Cümle Üniversitesi'ne götürmüştüm. Tekrar gitmişsiniz. Evet. Sonrasında annenizin babanızın yanında kalmayı pek istememiş herhalde. Ya diyorum ben nasıl diyeyim, kimse kimseyi sevmek zorunda değil de saygı duymak zorunda. Sonra ailesine, annesi babası gelmiş, evet, iki aylıkken daha evladınız. Aynen, ailesine bir türlü kendimi yarandıramadım ki hani saygısızlık da yapmıyordum ha. Bana tutup da beni aşağılayıp küfür eden insana da her zaman çiçek atacak halim yok. Ailesi henüz evladınız iki aylıkken alıp götürmüş kızları. Evet evet, zaten ailesinin gelmesini duyduktan sonra bana karşı telefonda bile tavırları değişmişti. Ama yıllar sonra, 2,5 yıl sonra siz onu henüz unutmamışken, yani, evladınız, anneniz babanız bakarken, aynen, onu dediğinize göre ailesi başka birisiyle evlendirmiş. Evet, evlenmişti. Dedim ya, ben Elbistan'a fazla gitmiyordum. Antalya'da, Ankara'da çalışıyordum. Tesadüf mü diyeyim, kader mi diyeyim bilmiyorum ama hiçbir şekilde birbirimizden haberimiz yoktu. Hı. Ben köye gittim. Bir gün durdum durmadım. Kapı çaldı. O geldi çocuğunu görmeye. Bu sırada evli başkasıyla evlendirmiş. Evet, sorabilir. En küçük bir hakaret bile etmedim. Çocuğunu falan gördü. Tabii eski şeyler unutulmadığı için. Nostalji mi yaşadınız biraz? Yani. Ondan sonra boşanma davasını falan açtı. Aslında sizi duble sevdiğini mi yani, anladınız? Yani duble yaptık. İkinci defa bu sefer aldım geldim. Hani boşanma davası falan. Hmm. Antep'e gittim, tekrar getirdim. Bu sırada bir çocuğunuz vardı. Sonra ikincisi oldu. Evet. Ali Rıza'ya hamileydi. O işte İddet müddet süresinden dolayı zaten onda şu an mahkemedeyiz. Şimdi o çocuğunuz da onun o sırada evlendiği kişinin üzerine. Yani. Ya zaten onu da çözmemiz lazım aslında. Yok, mahkemedeyiz onda, sıkıntı yok. Kendinin numarasını da veririm, bağlanabilir. Peki. Yani o kişi de bunu kabul etti, bir sıkıntı yok. Aynen öyle. Zaten biz dava yatsak uzun sürüyordu. Kendisine rica ettik. Mahkeme masraflarını zaten falan onun davası, gönderdim. Onun babalığı reddi davası. Aynen, soybağının reddi. Peki. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Köyde yaşıyorduk ailemle. İşte kendi çapımda ahır yaptım. Hayvanlar falan aldım. Hani annem nasıl diyeyim? Klasik bir kaynana. Her insan gibi yani. Şimdi herkes dört dörtlük değil. Diyene de inanmam zaten. Geçinemiyorlardı. Ben de dedim hani ben ezmediğim kadını kimseye ezdirmem dedim. Elinden tuttum. Bir valiz bir kızımla Gebze'ye geldim. Hı. 2016 sonlarıydı galiba. Benim annenizi ablam, ezdirmediniz yani. Eşiniz. Ezdirmedim. İnkar etmesin yani. Yayına bağlanıp söyleyebilir. Hı. Ablam, komşularım. Ben mesela 7-8 yıl bir evde oturdum. Orada burada diyormuş ki işte hacıyla biz her gün vurdulu kırdılı kavga. Sen 8 senede benimle kavga ediyorsun da 2 tane çocuk daha niye yaptın? Hı. Peki Gebze'ye geldiniz. Gebze'ye geldikten sonra işte zorluk çektik. Hani benim zoruma giden zorluğu çekip de varlıkta kudurması. Benim zoruma giden bu. Zorluğu çekip de varlıkta. Evet. Yani benle sıkıntı, aç yatıp sarılıp aç yattığı günleri biliyorum ben. Bak, bu çok büyük bir şey. Yok, ben inkar etmiyorum. Ben şundan 10-11 aya kadar benim tırnaklarımı keser, çoraplarımı da giydirirdi. Ya. Ya ben nankörlük Siz... yapmıyorum. Yaptığını diyorum. Hmm. Ya ben... Bakanı seviyormuş o zaman. Ya ben diyorum kötüyle yaşanır da şüpheyle asla. Ben bir kere şüphelendim ki şüphemde de doğruyum. Her türlü canlı yayına bağlanmak isteyenler var zaten. Eğer ararsanız bağlanırsa. Bir seni dinleyeyim, ondan sonra onları da bağlarım. Önce senden bir öğreneyim ne olduğunu. Valla 11 aydır sallantıdayız. Ne oldu 11 ay önce? Önceden telefon çocukların elinden düşmezdi. Bir şifre koymaya şimdi başladı. Şimdi bir tane çocuğunuz olmuş bu arada. Evet, şifre koymaya başladı. Ya şimdi insan ister istemez şüpheleniyor. Bir anda yokken şifre koyuyor. Mesela telefon çalıyor. Hiç şey yok. Ses var, görüntü yok. Yani ekrana arama düşmüyor. Ya diyor ben biriyle konuşsam görürsün. Sen şifreni açıp şey yaptığın zaman zaten istediğini her an silebiliyorsun. Bildirimleri kapattıysa ekranda yani, görülmez. Ondan sonra canı sıkılır, kavga eder, yemek yapmaz. Bak her zaman yapmıyor demiyorum kesinlikle. Hı. Çay yapar, ben görevimi yaptım, sen al. Bunlar yani. Ben diyorum çocuklarım anlatsın, mahalle bağlansın. Senin tırnaklarını kesen, çorabını ayağına İşte diyorum öyle değişti oldun ki yani ben bilmiyorum. Sen mi değiştin acaba o? Hayır, beni bak bakın dört duvarımı kimse bilemez. Bağlananlar da yalan konuşmasın, Allah rızası için konuşsun. Ben her gün karısını döven, çocuklarını döven bir insan olsam sırf bakkala aylık 6.000 lira abur cubur parası vermem. Oo. Sırf 6.000 lira abur cubur, evet, parası mı veriyorsun? Bakkal da bağlanacak, evet. Ondan sonra sırf aylık 5.000 lira manava para vermem pazarcıya. Sen ne iş yapıyorsun hacı? Ben operatörüm. Yani kendi çapımda çalışıyorum. Ha bak, operatör iyi bir mesleğin var. Kepçe operatörüsün. Ya forklift falan işte. Hani demek istediğim ben normal süpürgecilik de yapsam zaten ben kurbanda bile hayvan kesip evde durmayan insanım. Hep çalışıyorsun beni yani. Beni yani
Gebze'de mahallemde herkes bilir. Bravo, biz takdir ederiz yani. Ya çalışkan gerçekten adam severiz. Bağlananlar şey yapabilir ama şimdi bir insanı çıldırtıp da karşısına geçip sen delisin diyemezsin. Her zaman üstüne onun istediği son zamanlarda hani yakaladım ya. Son zamanlarda onun istediği hani onu darp etmem, evden uzaklaştırması. Çocuğu alıyor annesine gidiyor. Gidiyorum getiriyorum. Annesindeyken bile para gönderiyorum. Benim çocuğum annenin dolabından bir şey alıyorsa sen iki tane koy diye. Hesaplar burada. Bak. Hesaplar burada. Bu önemli bir şey. 12-13 gün sonra gidiyorum getiriyorum. Peki. Arada hiçbir şey yok. Bir hafta sonra uzaklaştırma almaya çalışıyor. İşteyim. Peki. Hacı bir dakika, bir son dakika. Dilek telefonda. Dilek merhaba. Merhaba. Hoş geldin Dilek. Teşekkür ediyorum bağlandığın için. Şimdi Hacı Bey hoş burada. Efendim. Merhaba. Şimdi Hacı Bey burada. Diyor ki biz Dilek'le aslında çok çok iyiydik. Bundan 11 ay öncesine kadar. Ya bir saniye, önce bir yalan konuşmasın orada. Sen anlat Dilek, nasıldınız peki? Dinleyelim. Anlatsın dinleyelim. Öyle bir şey yok. Buraya geleceksin. Aldatan kişi ben değilim. Kendisi bu birincisi. Orada neydi aldatmışım ben? Kesmesine. Orada çıkıp da millete tatlı dilliliğiyle konuşmasın bana. Ya ben, herkes eteğindeki taşları döksün. Sizin eteğinizde dağlar var. Gel gel karşıma. Abi kardeş diye konuştuğun adam Konya'da, senin kim evinde dinlesin, ne işi var? Kim dinliyorsa dinlesin, ondan sonra umurumda değil, ne yapıyorsan yap sen orada. Peki ben... dinleyelim Hacı, bir dakika bir tabii. Anlatsın, bir içini döksün anca Dilek, sen nasıl anlattın? Dilinle sen konuşursun. Peki Dilek, sen neler yaşadın Hacı ile, bir anlat bana. Anlat. Nasıl neler, dayak, şiddet, her şey vardı ya, ne diyorsunuz siz? Ne varmış? Elinde bir tane darp raporu var mı? Darp raporuna bakmıyoruz. Ne bir saniye, bir saniye. Tamam, 8 yıl ben bir evde oturdum. Darp ev sahibime kadar bağlansın. Kimse her gün kavga eden bir yerde olmaz. Madem sevmiyordun, iki çocuk neden yaptın? Neden yaptın iki çocuğu? Ben mi yaptım? Terbiyesiz konuşma. Abi kardeş niyetine şey yapıyorsun. Ben seni 3 aydır sığınma evinde biliyorum. 3 tane kadınla o Konya'da şey yapıyorsun. Adam evine girip çıkıyor. Ya bir de var. Diyor ki beni diyor zorla tutuyorlar diyor. Her lan zorla bak. Benim var. Sende 3 çocuğum var. Zorla tutuyorlarsa ilk önce beni arayacaksın. O çocukların babası ben miyim? Cengiz Kartal mı? Aynı anda konuşmayın. Bir dakika. Dilek'i tekrar bağlayalım. Hacı otur lütfen. Otur. Peki şimdi Dilek de bambaşka bir şey söyledi. Sen Dilek'i aldattın mı? Ablacığım bakın. Sen soruma cevap ver Hacı. Hayır Dilek'i ablacığım. Aldattın mı? Hayır. Neden peki bu kız böyle söylüyor? Ablacığım bakın beraber kullandığımız sosyal medya hesabı vardı, Facebook. Hı. Zamanında bir tane kız yazdı. Evde kendisine dedim. IP adreslerinden bile bakın, hem bende hem onda şifresi vardı ve benim oğlum Ali Rıza ile benim resmim var. Dilek dedim bak, bir kız yazıyor hayatım. 6-6,5 ay oldu. Bak dedim engelliyorum. Hatta ben eşimi çok seviyorum, yazma diye bile yazdım ben. Ondan sonra aynı şeyinden bakın, ben kendimden engelledim. Oradan tekrar açıyor, kendi kendilerine yazıyorlar. Benim resmimi gönderiyorlar, uygunsuz resim. Ben diyorum hangi telefondan çıktıysa IP'den araştırın. Allah Allah, kendisi devam ediyor. Evet yani. Araştırın ya, bunu yaptıran da o... Kim o? Çıkan Cengiz Kartal. Kendini güya özel harekatçı olarak tanıtmış. Neymiş abi kardeş ya, kim kimle abi kardeş olur ya? Cengiz kim? Ya sözde özel harekatçı. Sosyal medyadan tanışmış. Benim yuvam yıkılmış. Sen de yuva kurmayayım ben. 3-4 Evli miymiş? Evet. Evli miymiş? Evet. Konya bakın. Konya'ya 3... Ben sığınma evinde biliyorum. Konya'ya gidiyor. Bir hafta İzmit'te kalıyor. Sığınma evine gitme sebebi de belli. Araştırın bulursunuz. Peki bu Cengiz'le nerede tanışıyorlar? Sosyal medyada. Sosyal medyada. Evet. Hatta çalıştığı bakın. Çalıştığı kadına bile diyor ki Konya merkeze diyor sevgilim geldi. Erkek arkadaşım. Akşam diyor gidip diyor Konya merkezden alalım diyor. Seyidişehir'de hepsi var ya, bağlansınlar. İsimlerini ben vermeyeyim. Bağlanınca kendine bağlansın. Peki Cengiz Bey eğer bizi duyuyorsa o da bağlansın. Bağlansın olay kardeşim, doğru bağlansın. Değil ben mi? Kanıtlarla gelmişim. İçin içinde tacize kadar var ya. Benim bakın, benim kızım özel eğitim çocuğu. Hafif düzey zihinsel engel ve konuşma bozukluğu var. Özel bir çocuk. 3-3,5 aydır okula gidemiyor. Benim çocuklarım 5 üsteye gibi geziyor bu sene. Bakın 4-5. Okul Antep. Hele bir video var. Rica ediyorum, yalvarıyorum, yayınlayın ya. Konya'dan bırakıp çocuğun, da kaçıp gittiği çocuğun ev. Çocuğun videosunu yayınlamam. Peki yo, Dilek tekrar attı. Bir dakika değil. Hacı. Evin videosunu Hacı yayınlayın. Bir dakika, tamam. Gördüm ben o videoyu. Dilek merhaba. Peki. Hacı.
Senden rica ediyorum, bir dileği de duyayım ben, olur mu? Çünkü tabii, sen hep konuşuyorsun tabii, şimdi. Sorun yok. Onun da mutlaka anlatacak şeyleri var. Sorun yok, anlatsın. Dileği tekrar bağlayalım. Dilek, aç telefonunu, ben seni duymak istiyorum. Seni de dinlemek istiyorum. Bir kadın da şimdi bir erkek oldu tarafından böyle görülüyor ama bir kadın da bambaşka bir hale gelebiliyor. Sorun değil, bakın. Bak burada az önce Coşkun amca ölüyordu aşkından. Bir baktık ki sonra neler yaşatmış bu ya kadına sorun yani. Sorun değil, ben onunla bırakın aynı evde olmayı, aynı hadi mahallede olma. Hadi çok mutlu olma muydunuz da aldatıldın? Yani şimdi bir kadın sevildiği, ya mutlu bakın, olduğu bir yerde de kolay kolay şimdi aldatılmaz. Ben, ya ben şimdi aldatmaz. Bakın hanımefendi. Ben elini tutarım, elini kaçırır. Son zamanları diyorum. Gözüne bakarım, gözünü kaçırır. Evine çiçeğini mi göndermemişim? Dışarı yemeğini mi söylememişim? Hesabına parasını mı atmamışım? Bakın benden habersiz Antep'e gidiyor. Evdeki hem parayı bak diyorum, hala o parayı niye almadın? Onu da alaydın diyorum. İki gün sonra yine para gönderiyorum. Hesapları araştırın bulun. Ya, niye para gönderiyorsun? Niye gönderiyorum? Abla benim çocuklarım var. Bakın diye. Benim başka peki, karı neden, da kız da... Hacı neden sığınma evine gitti bu kadın? Ablacığım bakın. Antep'e gitti. Habersiz. Geldi sığınma evine. Yo uzaklaştırma almaya çalıştı. Gitti bir hafta arkadaşında kaldı. Aldım karşıma insan gibi, dedim ki beni seviyor musun? Sevmiyorum. İstiyor musun? İstemiyorum. Evimde gözüm var mı? Yok. Dedim ki evimde durma, ekmeğimi yeme. Bu kovmak değil. Bakın. Bu arada da sosyal hizmetleri aramışım. Milli Eğitim'e yazmışım. CİMER'e yazmışım. Çocuklarım okula gidemiyor. Gerçekten gidemiyor. Sosyal hizmet Gebze sosyal hizmetlerle hep irtibattayım. Orada Mehmet Bey var. Her gün arıyor adam. Durumunuz nasıl? Artık yalan söylemekten bıktım. Gece vardiyasından geliyorum 5'te. Peki çocukları niye okula gitmiyor? Orada işte okul var. Bir dakika. Eşim, yemin ediyorum 5'te geliyorum. Eşimden önce kalkıyorum ben. Aldıkların dolapta çürüyünce insanın zoruna gidiyor kardeşim. 100 liraya fasulye aldırıyordu bana. Yemek nasip olmuyordu ya. Her zaman mi oluyordu o fasulye? Dolapta çürüyordu, ne olacak? Ne yiyip içiyordu bunlar? Ya ben de diyorum çocuk, bakın beslenmekle doymak farklı şey. Ben kendine pastırmasına kadar alıyordum. Doymakla beslenmek farklı şeyler. Hacı, gündüzleri bu kadını seni artık sevmiyor olabilir mi? Ya beni sevmesin. Bakın ben ne diyorum? Ben bırakın onunla aynı evde olmayı, aynı mahallede olmam. Benim çocuklarımı versin, herkes yoluna. Benimle boşanmıyor diyor, orada burada laf atıyormuş. Ben elinden tuttum. Gebze Adliyesi'nin karşısına dilekçe, anlaşmalı dilekçe yazdırdım çantamda. Hani sen buna rağmen beni... İmzaladınız mı o dilekçeyi? İmzaladık, içeri vermedi. Eniştemle ablam da bağlansın, beni dedi sen rezil edersin. O mahkemeye gelmem dedi. İçeri vermedi. Eniştem ablam bağlasın. Peki neden? Aslında dilek enteresan. Bak senden boşanmak istemiş. Bakın şey burada. Dilekçe çantamda, gösterebilirim. Peki bak dilek. Yani no'ya basıp duruyorsun. Aç hayatım, konuşalım. Açmaz. Sonuçta... Annesi açtırmaz. Çünkü babası güzel bir makyaj yapmış. Açtırmaz o. E sen açtır, niye dilekçeyi vermedin? Bir şey olmaz. O da mutlaka anlatacak şeyleri var. Bir saniye bakın. Bu ihanet şeylerine şöyle bir şey var. Ben seviyordum. İnkar etmiyorum. Bu Konya'da o çocukla yaşananları duyana kadar seviyordum. Bir umudum var. Bundan emin misin hacı? Eminim. Dedikodu olabilir mi? Dedikodu olamaz abla. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dokümanları çıksın ya da benim eşimin kara kutusu çocuklarım. Psikiyatriler, pedagoglar dinlesin. Eğer ben iftira atıyorsam bana 5 milyonluk tazminat davası açsın. Buradan da boşansın gitsin, ömür boyu ona çalışsın. Çocukları bu yüzden dinlemeyi hiç uygun bulmam. Bakın, onların psikolojilerini ne kadar kötü etkilediğini tahmin ediyorum. Çocuklar son 3-4 ayda benden çok onunla konuşmuş. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu kadın gerçekten başka bir adamla yaşamak istiyor diyelim. Gitsin. Dilek, ara beni, bunları bana gitsin söyle. Hayır, çocukları niye alıyor o zaman? İşte abla, çocuklar aslında ayak bağı olur ama biz anneyiz. Anne olan kadın çocuklarına ayrı kalamaz. Vallahi, Dilek çocukları hep götürmüş. Bakın şimdi bana diyor sen takıntılısın diyor da o çocuklara takıntılı sadece. Şimdi bakın mahallede herkes görüyor. Bak bugün buraya çıktığımı çoğu insan bilmiyor. Hacı, bilince, çocuklarına bakın, takıntılı demek yani her anne çocuğuna şey, takıntılıdır. Çocuksuz bak anlamda, bir yere o anlamda kokusu demiyorum. Bakın şimdi. Kendi böyle ara sıra işe falan giderdi, süslenir, böyle iki tane şey yapar, ne çıkar gider. Ya bazen paketleme işine falan giderdi. Hı. Millet karısı çalışmasın diye zorlar. Hani çalışsın diye zorlar, ben çalışmasın diye zorluyordum. Ya çünkü ben 4 saat mesaiye kalıp 700-800 lira alıyordum, kendi 8 saat gidip 400 lira alıyordum. Mantığı çözemiyorum. Bir de ablama çocuk bakımı parası veriyordum. Onun bana aylık getirisi o zaman 8 bin liraydı, ben mesaiye kalsam zaten 16 bin lira alıyordum. Burada akıl nerede? Evine bak, çocuğuna bak. Bu 16 bin sadece mesaiye kaldığım evet, para. Evet, evet. Bir kendi ücretim var. Evet. Mesaiye kalmakta 1-2 saat ayrıca. Yok, günlük 4 saat. Ha. Ya günlük 4 saat. Hani %100 olduğu için o şeyler. Ya ben nasıl yani diyeyim? Senin hacı anladığım kadarıyla işin güzel bir iş. Ya işim güzel. Ben gelirin çalışmayı çok güzel seviyorum. Bakın, bir ben, de çalışmayı seven adamsın. Ya bakın ben 35 bin lira maaşla... Peki bir dakika. Hilal hacının ablası. Hilal Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Hilal. Şimdi hoş hacının bulduk anlattıklarını dinliyorum. Dilekle aranız nasıldı? Siz gelin görünce Dilekler nasıldınız? Dileklerimiz son zamanlarda iyi değildi. Çünkü neden? Hep uzaklaştırmaya çalışıyordu bizi kendi tarafından. Çünkü yaptığı hatayı biz bilmemek istiyorduk. Biz bununla geçen yıl bakın, köye gittik. Geçen yıl kardeşimin düğünü vardı. Dilek ne çocuk
var, elinden telefon düşmez. Aldı aldı telefonu, arka tarafa gitti. Dedim ki sen onunla kimle konuşuyorsun? Başka biri mi var dedim. Hatta bununla kavga bile ettik biz. Gecenin ikisinde, üçünde telefonla konuşuyordu Dilek. Ve o kişiye diyordu ki istediğin şimdi olmaz, daha sonra. Ben çocukları bırakamam şeklinde konuşmalar yapıyordu. Ben çocukları bırakamam. Ben, yani sen gel mi diyordu, o da ben çocuklarımı bırakamam. Evet, muhtemelen, bakın. Muhtemelen. Bak Dilek paketleme işine gidiyordu, çocuklarını bana getiriyordu. Bak. Mahalleli olarak biliyor Dilek'i. Yemek yapmazdı, o çocuklar pislik içinde yanıma getirir bırakırdı. Hacı sabah giderdi, öğlen gelirdi işten akşam üzeri. Bu kez akşam üzeri Hacı gelecek zaman Dilek giderdi işe. Bak. O çocukları bana bırakırdı. Abla bir saniye. Abla bir çocuklar saniye. Çocuklar ya annesini görüyordu Zayda Hanım, ya babasını şey, görüyordu yani. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bakın ben o 5'te gidiyordu, ben 4.30'da geliyordum mesaiye kaldığım zaman. Çoğu zaman bakın çocuklarımı okuldan topluyorum, yemeğini yediriyorum, dersini yaptırıyorum, uyutuyorum. Gece 1.30'a kadar da Dilek gelsin çay içelim, öyle yatayım diyorum. Bakın. Ya Hacı sen her şeyi yapıyormuşsun bakın, zaten. Bakın yemin ediyorum ya, bütün mahalle şahit ablacığım, ben kurtulmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Gelsin. Ya diyorum ki bakın, bak. İftira atıyorsam elinde ne varsa gelsin, aldatmış peki, mıyım? Hacı, gelsin. Bak şimdi, bizi Dilek izliyor bir dakika, bu arada. Beni dinleyin Zayda Hanım siz. Söyle. Söyle hayatım. Beni dinleyin siz. Bak şimdi bu komşusu vardı. Hı. O kadın da bağlanmak istiyor. Telefon kullanmasını bilmiyor. Bakın. Geçen sene çocukları eve bırakmış. Bakın iyi dinleyin. Kahvaltıya gitmiş arkadaşına güya kendince. Çocuklar evde çocuklar kilitli. Çocuklar oradan bağırmış. Bakın. İşte Miraç'ın babaannesi, Miraç'ın babaannesi. Ya. Annen nerede? Annem kahvaltıya gitti arkadaşına. Ve bunun kızı özel eğitim çocuğu. Özel eğitim alan bir çocuk ve engel. Gecenin onunla benim çocuğum. Var mı böyle bir şey? İşlesin, bir şeyden haberin yok. Bakkalları bağlayın. Bak Hacı biliyor. Bakkalları bağlayın. Bu çocukları çöp atmaya bile o çocuğun gücü yetmez. Ya isminde sorun yok. Tuğrul abinin numarasını verdim. Elinde bağlarsanız telefon, anlatacak. Elinde telefon, elinde onların başında. Peki. Kışın, Hilal. Yağmur yağdığı zaman okula göndermez çocuklarını. Hilal peki niye? Teşekkür ediyorum sana. Sen her ne kadar hani taraf gibi görünsen de Hacı'nın ablasın sonuçta, ama anlattıkların çok değerli. Dilek biliyorum yayını izliyorsun. Yarın seni aslında buraya bekliyorum. Kim varsa neyse dökülsün ya her şey ki zaten ortaya çıkar. Bakın. Hacı hayırlısı olsun hayatınızda. Şimdi bak biz buraya oturttuğumuz herkesle ilgili dört bir yandan bir sürü şey geliyor ve gerçekler ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Abdurrahman Cuma günü buradaydı. Bir cinayet konuşuyoruz. Ve bu cinayet konuşulurken döndü dolaştı. Konu ona ve Havva'ya geldiği için biraz rahatsız oldu. Ben kaçtı demek istemiyorum. Eminim böyle değildir. Fakat yarın o konuya da devam edeceğiz. Merak eden, takip edenler varsa onu da söylemiş olayım reklam. Her insanın iyi günü var, kötü günü var. Elbette düştüğü, ayakta olduğu zamanlar da var ama düştüğünde yanında olan kıymetli, evet. Ama asıl düştüğünde yanında olan değil, kalkman için elini uzatan dosttur. Gerçek dostları gerçekten yanımızda, yakınımızda hissetmeyi diliyoruz. Dostunuz varsa çok şanslısınız. Bütün dostlara selam olsun. Görüşmek üzere efendim.